Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 2. Bölüm 2. Arapçada mehmuz fiiller. Mehmuz, hemzelenmiş, hemzeli demektir. Bölümümüz 5 alt bölümden oluşmakta. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak diye devam eden 3-5 ayet görmekteyiz. Genelde kitabın metodu bu değildir. Yani böyle Kur'an-ı Kerim'den işte 3-5 ayet vererek başlayalım metodu uygulanmamıştır. Ama bu defa böyle başladı. Bunun gerekçesi olsa gerek. Bilmiyorum, aşağıda yer alacak mı artık yukarıda verilen ayette şu 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 şiirler diye bir bilgi var mı? Henüz kitabı okumadım. Ama bir yorum getirelim. Neden böyle ayetle başlamış? Mesela ikra nedir? Qara'e, yakra'u, yakra'u, qara'e, yakra'u, fa'ale, yef'alu, değil mi? Üçüncü kalıp, üçüncü vaftan bir fiil. İkra emri hazırdır. Başında emri hazırın hemzesi var. Estrelenmiş görüyorsunuz. Hemze neden getirildi, neden estre verildi? Bunlar daha önceden geçen konular. Mazisi neymiş? Qara'e, qara'e. Hatta yazabiliriz de. Yanlış yere bastım önce. Şuraya basalım. Qara'e. Bu onun mazisi. Evet. Qara'e. Qara'e'de hemze var mı? Var. Nerede yer alıyor? Sonuncu harfte. Yani lamel fiilinde bir adet hemze var. Mazisine bakıyorum. Mazisinde var. Emri hazırda hemze zaten var. Buna bakarak bu fiil hemzelenmiş öylesi mehmuzdur denilmez ama. Buna dikkat edin. Örneğin KTB. Herkesin bildiği bir fiil. Ketebe'de hemze var mı? Mazide yok. Ama emri hazırına geliyordu. Uktub. Emri hazırında hemze var diyerekten buna mehmuz diyebilir misin? Diyemezsin. Fiilin mazisine bakacaksın. Mazisinde emri mazisinde hemze var mı? Konumuz bu. Emri hazırında olması bizi bağlamaz. Şimdi ikra emri hazırdır. Mazisi qara'e. Hocam ikra kelimesinin mazisinin qara'e olduğunu sen nereden anladın? Şuradan anlayabilirsiniz. İkra emri hazırdır. Emri hazırın başına hemze getirilir getirilmez konusu var. Getirirse harekesi ne olur konusu var. Bakıyorum başta bir hemze var. Estreyle başlamış. Fiilin sonunda cezim var. Öyleyse bunun emri hazır olma olasılığı var. Emri hazırın hemzesi zait. Yani emri hazır elde etmek için fiile eklenen bir harftir. Dolayısıyla geride ne varsa onlar orijinaldir. Yani kaf, ra ve sondaki hemze orijinal harflerdir. Oradan yola çıkarak bir de bu fiil, yani meşhur bir fiil, defalarca görmüşüzdür. Dolayısıyla qara'e kökünden ikra olduğunu biliyoruz. Eşittir, yani ne anlayalım? İkra nedir? Mehmuz bir fiildir, bunu anlayalım. Hemze nerede yer almış? Lamel fiilinde, yani sonuncu harf olarak yer almış. Dolayısıyla nedir bu? Mehmuzu lam adı verilir kendisine. Kendisinde hemze ortada yer alsa, diğerinde işte aynı fiilinde yer alsa, mehmuzul ayn deniliyordu biliyorsunuz. Hemze şayet ilk harf olarak, yani faal fiilinde yer alsaydı, mehmuzul fa diyecektik. Daha önce bunlar zaten geçmişti. Bismi rabbikellezî halak. İkra oku. Kim okusun? Ente. Sen oku. Nerede ente? Ente yazıda yok. Gizli zamir. Gizli özne deriz ya Türkçe'de. Hani git. Git de özne nerede? Gizlidir. Onun gibi. İkra sen oku. Neyle oku? Bismi rabbike. Rabbinin ismi ile oku. Ellezî o Rab ki halaka yarattı. Kim yarattı? Hüve. O Rab yarattı. Gizli zamir yine fail. Halaga yarattı kim? El insana, insan yarattı. Olur mu? Olmaz. Zaten görüyorsun ki fethalı, yani mensup bir kelime. Faillerse merfudur, mensup olmaz. Öyleyse fail nerede? Gizli zamir, hüve. Halaga yarattı, hüve. O Allah yarattı. Kimi, neyi yarattı? El insane, insanı yarattı. Neyden yarattı? Min alaqin, min harfi cer, alaqin görüyorsunuz, mecur. Alaktan yarattı. Yani alak nedir zaten biliyorsunuz. İkra oku. Yine emir hazır geldi. Qara'e kökünden. Ve Rabbuke ve senin Rabbin el ekremu. Kerem sahibidir.
Tabi ayet devam ediyor ama burada püf nokta yani ikra fiilinin mehmuz bir fiil olduğunun farkına varılması püf nokta. Geçelim. Giriş. Mehmuz fiiller var. Sahih fiiller grubunun üçüncüsü mehmuzdur. Adından da anlaşılacağı üzere mehmuz fiillerin yapısında hemze bulunmaktadır. Hemze nedir? Hemze elife benzeyen ama harekeli olan bir harftir. Mehmuz fiiller yapısındaki hemzenin bulunduğu yer bakımından üçe ayrılır. Faul fiil hemzeli olanlara mehmuzul fa, aynel fiilinde olursa mehmuzul ayn, lamel fiilinde olursa mehmuzul lam adı veriliyor. Zaten bunu az çok şurada tekrar ettik. Daha önce de geçmiş bir konuydu bu zaten. Dikkat edilecek nokta nedir arkadaşlar? Hemze harekeli. Elif hareketsiz. Mesela örnek verelim. Karışmasın yani çok önemli bir bilgi aslında. Kale. Mehmuz mu değil mi? Mehmuz değildir. Neden? Ortadaki harf eliftir. Bu elif arkadaşlar. Hemze değil. Hemze olsaydı şöyle olurdu. Gaele. Yani harekeli olması gerekir. Hemzenin harekeli olduğunu unutmayın. Elif ile hemze arasındaki en belirgin fark elif hareketsizdir. Hemze ise harekelidir. En belirgin fark bu. Bir sürü fark var. Bunu biz nerede işledik? Maksut veya izzi dersleri verirken o tür derslerde verdik. Orada ayrıntılı bir PDF hazırlanmış idi. Şimdi gale. Başka ne var? Kâne. Buradaki elif mi hemze mi? Soru. S-E-L-E. S-E-L-E. Kale ve kâne ortadaki harf eliftir arkadaşlar. Neden eliftir bu? Çünkü harekesi yok. Se'ele görüyorsun harekesi var. Dolayısıyla harekeli mi hareketsiz mi buna dikkat etmeliyiz. Bir tane fiil yazalım. Mesela ekrame. Pekala ekrame harekeli. Şimdi bu ekrame harekeli. O zaman bu hemzedir. Öyleyse bu mehmuz bir fiildir diyebilir misin? Diyemezsin. Neden? Bir fiilin mehmuz olup olmadığına sadece orada hemze var mı yok mu bundan yola çıkarak varamazsın. Fiilin orijinalini bulman lazım. Yani sülasi mücerred. S artı M diye bir kural oluşturabilirsin. Sülasi mücerredinde sülasi mücerredin mazisinde hemze var mı yok mu? Bu çok önemli. Tekrar edelim. Bir fiilin mehmuz olup olmadığını nasıl anlarsın? Soru. Cevap, fiilin sülasi mücerredinin mazisine bakarım. Mazisinde hemze varsa mehmuz yoksa değildir. Ekrana mazidir ve hemze vardır. Ama sülasi mücerred midir? Değildir. Sülasi 3 harfli demek zaten. Ama burada 4 harfli bir fiil var. İşte buradaki hemze sonradan eklenmiş. Kelimenin aslından değil. Dolayısıyla hemze var diyerek bunu mehmuz bir fiil olarak sayarsan yanlış söylemiş olursun. Burada fiilin aslı arkadaşlar kerume. Tamam mı? Kerume. Kerume sülasi mücerred 3 harfli yalın haldeki bir fiildir. Bunu 4 harfli bir fiil olarak dönüştürmek istemişler. Kendisine bir harf ilave etmişler. O harf de neymiş? Hemze. Ekrame. Kefi de dizmemişler. Ekrame olmuş. Böyle bir metot var. Bakalım kitap bunlardan az çok bahsedecektir muhtemelen. Mehmuz fiillerin bu üç türünün mazi, muzari kitlerde çekimlerinin yanı sıra emir ve nehi formları üzerine de dururuz diyor. Bakalım önce bir konuşma başlıyor. Günlük hayatımızda Arapça 2. El Arabiyyetu fi hayatina el yemiyyeti 2. Fil med'ami lokantada. El med'am lokanta demek. Şuradaki da nereden çıktı? Fi'den çıktı. En nadilu ezzebun. Nadir ile zebun yani garson ile müşteri arasındaki bir diyalog. En nadilu yani garson. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Tefevval ya seyyidi. Buyurun efendim. Tefevval buyurun. Ya seyyidi efendim demek. Ala seyyidina. Efendimiz üzerine. Seyyid efendi. Ezzebun ehlen bik. Hoş bulduk. En nadilu. Eyne turidu en teclise. Nerede oturmak istersiniz? Eyne nerede? Turidu ente. Siz yani sen istersin.
En tezlise oturmak, oturmayı. Sen nerede oturmak istersin? Ezebun uridu, ben istiyorum. Uridu ene, gizli zamir burada fail olur. Ben istiyorum. En ezlise oturmak istiyorum. Oturmayı istiyorum. Fil hadigati, bahçede. Ecli su idi aslında. Enden dolayı eclise fethalandı muzari fiil. En nadilu tefavval min huna. Buradan buyurun. Hel hadi tavile. Hel mı mi mu hadihi bu şu et tabile tu. Tabile masa demek. Hadihin müennes geldiğini, et tabilenin de müennes olduğunu fark ediyorsunuz. Hel hadi tabile tu şu masa münasibetun uygun mudur leke sizin için. Hani ki siz, sen artık ona göre değişebilir yani. Leke senin için, sana. Şu masa sana uygun mudur? Orada biz size diyeceğiz. Yani müşteriye sana uygun mudur değil mi? Size. Şeklinde diyalog kuruluyor. Ezzebun na'am. Şükran. Na'am evet. Şükran. Teşekkürler. Ennadilu mâdâ te'muru. Mâdâ ne? Te'muru ente. Yani sen ne emredersin? Siz ne emredersiniz? Ezzebun hel yumkinu, mümkün müdür? En ahude, almam. Kaimete ta'ami min fevrike. Yemek listesini, menüyü almam mümkün müdür? Diyor. Kaimet, kaime et ta'am, yemek listesi, menü yani. Min fevrike, lütfen. En ahude, en ahude, almak. Hel mı mi mu, yumkinu, mümkün müdür? Ne mümkün müdür? En ahude almam. Neyi almam mümkün müdür? Kaimete ta'ami, yemek listesi, menüyü almam. Min fevlike, lütfen, rica etsem. En nadilu, taba'en, tabii ki. Tefavval ya seyyidi, buyurun efendim. Madane turilu, istersiniz. En te'küle, yemek. Burada ne demiş? Muzari fiilin başına gelen en fiile mastar anlamı kazandırırken sonunu da nasb ediyor. En teclise, oturmak, senin oturman, en ahude, almak, benim almam anlamlarında Türkçe'ye çevrilebilir. Nitekim aslında en şurada olmasa yani sadece şunu yazmaya kalksan, ahudu, muzarif bir merfu yazırım değil mi? En ahude değil yani, zu. Yani ketebe yektu bu, yektu be değil. Sonuncu harf zammeli olur normalde. Başında en olduğu için en'den sonra gelen muzarifi mensub olması gerekir. Nasb alameti burada fethadır. En ahu ve. O yüzden mensub olmuş, fethalanmış. Gerekçesi bu yani. Neden fethalı? Başında en olduğu için fethalıdır. Ecli su sinde zamm olması gerekirdi. Başta en var ama en edatı muzari nasbeden bir edattır. Ecli se fethalamış. Demek ki en ne yapar? Muzari fiilin başına gelir ve muzari fiili nasb eder, mensup kılar. Mensupluk alameti o muzarinin mensupluk alameti her ne ise onu alır, alameti o olur. Burada müfret olduğu için fetha almış, müfret olduğu için fetha almış. Başka bir çeşit muzari olsaydı, mesela tesni olsaydı fetha almazdı. Değil mi? Bununla beraber enin bir de manaya katkısı var. Hem lafza ne yapıyor? Lafzan fiili mensup yapıyor. Mane ne yapıyormuş? Mastara çeviriyor. Çünkü en olmasa burada sadece ecli su desen ben oturuyorum olur. Ben oturuyorum. Enle beraber oturmam, oturuşum yani oturma eylemim. Değil mi? Uridu ben istiyorum. En eclise, en eclise oturmayı istiyorum. En olmasa ahudu ben alıyorum demektir. En ahude almayı, almak, alış şeklinde. En fiili mastara çeviriyor. Evet, devam edelim şimdi. Diyor ki hel yumkinu ifadesini konuşma dilinde çoğunlukla hel yumkin biçiminde fiilin sonu sükun olacak şekilde kullanıldığını biliriz. Evet. Konuşma dilinde fiilin sonundaki harekeler telaffuz edilmez yani. Hel yumkin, hel yumkinu yani bir gramerci edasıyla halk konuşmaz. Halk hel yumkin.
Hatta çoğu defa bunu da eksik kullanır. Buna has değil bu. Çoğu cümleler, çoğu kelimelerin sonuncu hareketleri zaten verilmez. Ezzebun. Ebde'u bişşurbeti. Ebde'u, ben başlarım, bişşurbeti, çorba ile. Çorba ile başlayayım diyor. Ebde'u'nun başında en olsa ne olurdu? En, ebde, e. Değil mi? Sonu fethalanırdı. Bununla beraber ebde'u fiilini gelin bir de sahih muhtel kısmına göre inceleyelim. Ebde'u'nun mazisi nedir? Bede'edir değil mi? B, D, E. Yani mehmuz bir fiildir. Buradaki fiiller hiç boşa değil. B, D, E. Şurada şunu silerim. Böyle bir şey yok. Yukarıda A, Hude geçti değil mi? O da nedir? E, H, D. E, H, D kökünden geliyor. E, H, D. Yani o da nedir? Yine mehmuzdur. Bu da mehmuzdur. E, H, D nedir? Mehmuzul fa. B, D mehmuzul lam. Sonda çünkü. Ve bari der ki bundan sonra uridu isterim en aküle yemek. Ne yemek istermiş? Lahmel haruf. Kuzu eti. Lahm et demek. Lahmel haruf. Kuzu eti demek. Ve zur. Min fevdu. Min fevduk lütfen. Zur dedim. Ruz ise. Ve ruz ise pilav demektir. A küle geçti arkadaşlar. A küle başında en olduğu için sonu fethalandı. Bununla beraber A kulenin aslı nedir? E k l. Yani bu da mehmuz bir fiil. Mehmuzul fa. En nadilu indana şurabe. İndana bizde var. Yani şimdi menüyü anlatıyor. Ne tür çorba var? Çorbayla başlayacağım dedi. İndana bizde mevcuttur. Bizde vardır. Ne vardı? Şurabetun adesi. Mercimek çorbası. El ades mercimek demek zaten. Ve şurabetul huvari. Sebze çorbası. Şurabe çorba. Huvar sebze demek. Ve şurabetul decaci. E decaci ise tavuk demek. Tavuk çorbası var. Eyye nev'in turidu. Eyye nev'in hangi türü? Turidu ente. Siz istersiniz. Hangi çeşidi, hangi türü istiyorsunuz? Ezzebun, zebun diyor ki uridu, ben isterim şurabete. Bak neden te fethalı? Eski üniteler hatırlayalım. Uridu, erade yuridu. Mehmuz bir fiil mi? Değil arkadaşlar. Uridu muzari fiildir. Uridu ene, gizli zamir faildir. Meful lazım. Şurabete mefuldür. Mensuptur. Nasıl alameti? Fetha. Ondan dolayı fethalanıyor. Şurabete decaci lev semihte. Evet, uriri ben istiyorum. Ne istiyorum? Şurabete decaci. Tavuk çorbası istiyorum. Lev semihte. Lütfen. En nadilu hel turidu. Sen ister misin? Yani sen, yani siz, ente. Sele, peki turidu fiil, ente fail, burası ne olacak? Meful. Öyleyse mensup olması gerekir. Sele ba ten, değil mi? Salata ister misiniz? Ezzebun, naam, evet. Ma enva'u selatati. Ma soru burada. Yani ne var ne yok. Ma ne? Enva'u selatati. Salata çeşitleri nelerdir? Enva nev'un nev'an enva cemim keser biliyorsunuz kırk çoğul. Bununla beraber muzaftır. Estelabati muzafın ile cer alameti estre. Burada ne sormuş demek ki? Salata çeşitleri nelerdir? Nedir yani? En nadilu indena bizde mevcut salata çeşidi olarak selebatut tamatimi. Tamatimi. Aslında tamatim gayrı musallif kalıbı olsa da iflamlıdır. Dolayısıyla cerlamit esli olacak. Selebatut tamatimi. Domates salatası. Ve daha ne varmış? Seledetut tebbule. Et tebbule. Tebbule salatamız var biliyor. Tabi sorabilirsiniz şimdi. Et tebbule. Tebbule bakıyorsun. Tercümede de tebbule geçiyor. Ben de tebbule diyorum. Neden? Tebbule bir terim yani böyle bir isim. Tebbule
Salatalık turşusu gibi bir şey değil yani. Geniş bir salata tarzı. Ettebuli kelimesini kendi PDF'nizden şöyle işaretleyip sağ tıklayarak kopyala deyin arkadaşlar. Ardından YouTube'a girip yapıştırın bu kelimeyi ve mesela en yukarıda ne var? Bir tane video var, tıklayın. Burada tebbule salatası nasıl yapıldığı tarifi var. Tebbule diye görüyorsunuz. Tabola diye yazılıyor Mesela İngilizcesi. Sesi kestim. Bu şekilde YouTube'da da görebilirsiniz. Hatta İngilizce ismi de vardı altta. Onu da çevirip ne olduğunu anlayabilirsiniz. Zebun diyor ki, uridu ben istiyorum. Ene gizli zamir fail yine. Ne istiyorum? En akule. Yemek istiyorum. Yemeği istiyorum. Akule. Ene gizli zamir faili olur. Selaba te meful olduğu için mensuptur. Nasb alameti fethedir. En akule. Yemek istiyorum. Ney? Selaba te tebbuleti. Tebbule salatası. Yemek istiyorum. En nadiru. Hel turidu. İster misiniz? En teşrabe. İçmek şeyen bir şey. Herhangi bir şey içmek ister misiniz? Turidu ente. Teşrabe ente. Gizli zamir buralarda fail olur. Enden ötürü teşrabe. Ba fetalı yazıldı. Muzari ne yapar? En nasb eder. Mensup muzari daima böyle fetayla mensup olmaz. Muzari'nin çeşidine göre değişir. Örneğin teşrabu teşrabani. Tesniye bir muzari'nin başına en getirsen ne olur? Teşrabani. Diyelim ki teşrabani yazdım. İşte yazabildiğim kadar. Şurada notları koyalım. Teşrabani. Evet. Şimdi bunun başına bir tane en getirirsek ne değişir? Sondaki nun silinir. Tesniyenin nasb alameti nunun silinmesidir. En teşraba olur. Tesniye de başka. Cemide yine nunun düşmesi. Müfret müennes muhataba da yine nunun düşmesi. Cemi müennese de bir şey değişmiyordu. Ezzebun diyor ki evet. Uridu ben istiyorum en eşrabe içmek enden dolayı yine bafet alındı. Ma en su ma'diniyen. Madeni bir su. Yani maden suyu içmek istiyorum. En nadilu hel kara hel kara te okudunuz mu? Suhufel yevmi. Evet, bugünün gazetelerine suhuf cemi bir kelimedir. Cemi mükesser. Hatta yani suhuf ve kitaplar meselesini akaitten belki ilmihalden bilirsiniz. Suhuf nedir? Çeşitli sayfalardır. Şu peygambere şu kadar, bu peygambere bu kadar diye kitaplarda yer alır. İşte sayfa kelimesinin çoğulu bu. Suhufel yevmi. Günlük sayfaları yani gazeteleri okudunuz mu? Ya seyyidi efendim. Ezzebun la hayır lem ekra okumadım ba'du hayır henüz okumadım lem ekra'u aslında lemden dolayı ne oldu? Kelimenin sonu cezm oldu lem ekra okumadım kara'e kökünden en nadiru iden o halde tefevval ya seyyidi o halde buyurun efendim tefevval buyurun ya seyyidi efendim yumkinuke sizin için mümkündür en tekra'e okumak hadihi suhufe şu sayfalar okumanız mümkündür okuyabilirsiniz. Ezzebun şükran cezilen çok kullanılan bir kalıp değil mi? Şükran cezilen çok teşekkür ederim. Şükran teşekkür etmek cezil ise çok bol manasına geliyor. Fil meqhe kahvehane de deyi fiilden çıkartıyoruz. El mekha kahvehane. Fi de. En nadilu ehlen ve sehlen. Yine garson ile müşteri arasındaki bir diyalog. En nadilu garson. Ezzebune ise müşteri. En nadilu ehlen ve sehlen. Tefevvali ya aniseti. Hoş geldiniz. Buyurun hanımefendi diyor bu defa. Aniseti. Hanımefendi. Tefevval. Hoş geldiniz. Ehlen ve sehlen hoş geldiniz. Sefevval buyurun. Ya aniseti hanımefendi. Zebune görüyorsunuz kelimenin sonu kapalı ta ile bitmiş. Çünkü müennes bir kelime. Yani müşteri müennes. Ehlen biki. Hoş bulduk. Neden biki dedi de bike demedi? Çünkü en nadiletu bu kelime de müennes. Yani garson da kadın, müşteri de kadın.
Bu yüzden bi ke değil. En nadile tu tam olarak telaffuz. Eyne nerede? Turi dine istersiniz. En teclisi oturmak. Nerede oturmak istersiniz? Burada da görüyorsunuz enin nasb alameti olduğunu daha önce söyledik. Yani 3-5 dakika önce. Şimdi enin farklı kelimelere ne gibi nasb alameti ifade ettiğini, ortaya çıkarttığını gösteriyor. Tıpkı dediğim gibi hani ne dedik? Müfredme önnesi muhatabada da nun'un düşmesidir dedik. Aslında teclisi nedir? Tecli sine, değil mi? Aslında tecli sine sonunda nun vardır. Sondaki şu teclisi'deki nun nereye gitti? Düştü. Neden bu nun silindi arkadaşlar? Başına en geldiği için sondaki nun silinmiştir. Müfredme önnesi muhatabada. Müfredme önnesi muhataba da neresi? Yani ikinci şahıs ve müfret olan ve kadınlar için kullanılan o kalıp var ya, orada nasb alameti olarak nun'un düşmesini görmektesiniz. Düşmüştür. En teclisi siz oturmak istersiniz. Eyne nerede veya nereye turidine istersiniz? En teclisi oturmak. Nerede oturmak istersiniz? Ezzebune uridu ben istiyorum. En eclise oturmak fi şurfeti. Balkonda. Fi harficer. Eşşürfeti. En nadiletu tefevvali min huna. Buradan buyurmak tefevval değil. Tefevvali. Sondaki harf uzatıyor. Neden? Müennese yönelik kullanıldığı için. Hel hadi tabiletu şu masa münasibetun uygun mudur? Le ki. Sizin için. Le ke değil. Le ki. Sizin için. Yani çıkabilir mesela tefevvali min huna hel hadi tabile münasip nokta nokta nokta. Nasıl tamamlanır? A şıkkı le ki, B şıkkı le ke. Yani örnek olarak söyledim. Baktaki cümle müennes olarak gelmiş. Tefevval değil, tefevvali diye gelmiş. O zaman ne yaparsın? Demek ki kadına yönelikmiş diyerek kadın için olan ki seçersin. Ezzebune, naam, evet, şükran, teşekkür ederim. En nadiletu, mada te'murine, ne emredersiniz? Te'murine, bayana yönelik. Ezzebune, hel yumkinu, mümkün müdür? En ahude, görüyorsun nasıl alameti. Almam mümkün müdür? Neyi? Ahude, gizli zamir enne burada fail olur. Mef'ul lazımdır. Bu yüzden ardından gelen kelime mensup olacak, mef'ul olacak. Gaimete. Neden tek feta da iki feta değil gaimeten olsun? Ama bu kelime muzaf. Bak sondaki kelime muzaf. Muzaflar temin alamazlar. Bu yüzden tek feta. Gaimete. Gaimete daami. Yemek menüsünü almam mümkün müdür? Min fadlaki. Lütfen diyor. Ve devam. Burada ne diyor? Türkçe hanımefendi olarak çevirebileceğimiz anise kelimesi henüz evlenmemiş genç kızlar için kullanılır. Anise nedir? Evlenmemiş genç kız. Yani bekar. Dul değil, evli değil. Ama hanımefendi olarak da çevirebiliyor. En nadiletu taban, tabii ki. Tefaddali ya anisi, tabii ki. Buyurun efendim. Madane turiduna, istersiniz. En tekuli, yemek. Ne yemek istersiniz? Ezzebune uridu ene. Gizli zamir faildir. Ben istiyorum. En akule. Yemek istiyorum. Ne yemek istiyorsun? Künafete. Künefe yemek istiyorum. Akule. Hani ekele kökünden yine değil mi? Ekeledir bunun aslı. Akule olmuştur. Ekele. Neden aküle oldu peki? Bizim bildiğimiz şu. Ekele ki biliyorsunuz arkadaşlar. Ekele mehmuz bir fiildir konumuzda. Son derece alakalı. Ekele fiiline çekim yapıp birinci kalıp ben manasına getirdiğinde muzarif fiilden bahsediyorum. Ne olur? Bir hemze daha eklenir kendisine. Şöyle anlatabilirim bunu. Biraz ayrıntı. Merak edenler için. Merak etmeyenler ben atıyorum bir dakika kadar sardırsın. Şimdi muzarif bir fiil düşünelim. Örneğin basit bir fiilden gidelim. Ketebe yektubu. En iyi bildiğimiz fiilden birisi bu diyelim. Yektubu. Yektubu yaptığımızda birinci kalıba geldiğinde ben manasındaki birinci kalıpta ek tubu oluyor değil mi? Ye ek tubu. Muzarif fiilde oradaki e standart her türlü. Peki zaten e ile olursa o zaman bir de muzarin
hemzesi olur. Çift hemze oluyor değil mi? Çift hemze oluyor. İşte birini silip gizli mesafe yapıyoruz. Bu yüzden akulu oluyor. And ona nasip etti. Akule oldu. Ehade'de de aynısı olur yani. Ehade. Hemzeli bir fiil, mazisi. Bu muzaride de birinci kalıba geldiğinde bu hemze var. Bir de muzairenin birinci kalıptaki standart hemzesi var. Eğer iki hemze olursa birini silip gizlime tarif yaparsın. Ahuzu olur. Emera. Aynısı yine orada var. Emera. Yani biraz kötü oldu ama anlaşılır herhalde. Emera. Muzariye geldiğinde ye muru olur. Madem ki mazisinde bunun hemze var. İlk harf olarak hemze var. Muzairenin birinci kalıbında zaten her türlü hemze oluyordu. Ne oldu? İki hemze olur. İki hemze oldu. Birini silip gizli metarifi yaparsın. O zaman ne olur? Emera amuru olur. Değil mi? Amuru. Yani bu anlatabildiğimi varsayarak devam ediyorum. Çok da önemli değil yani. Bilmek isteyenler için bir ayrıntı. Akule enden dolayı sonra nasb olmuş. Gizli zamir ene fail. Künafe ise mef'uldür. Mensuptur. Nasb alameti fethadır. En nadiletu hel turidine ister misiniz en teşrabi içmek şey en herhangi bir şey? Zebune naam evet. Uridu kahveten. Uridu ene gizli zamir fail. Kahveten mef'uldür. Mensuptur. Nasb alameti fethadır. Türkiyeten Türk kahvesi. Sıfat geldi değil mi? Kahveten mevsuf Türkiye'den ise onun sıfatıdır. Dört yönden uyum vardır. Lev semahti lütfen demek. En nadiletu keyfe turidine el kahveti keyfe nasıl turidine istersiniz el kahveti kahveyi. Zebune uridu ben istiyorum ha o kahveyi. Bak hu demiyor. Hum demiyor. Değil mi? Hepsinin gerekçeleri var. Ha o kahveyi istiyorum bir duni sukrin. Sukerin. Şekersiz istiyorum. En nadire tayyip. Peki. Hel turidine ister misiniz şey en ahar? Başka bir şey ister misiniz? Ezebuna la hayır. Şükran teşekkürler. En nadire afven. Rica ederim. Diyerek okuma parçası, diyalog bitti. En ile mastar yapmak. Önemli bir konu. Muzari fiilden önce gelen en edatı muzari fiili mastar anlamı kazandırır. İyi de mastar ne hocam? İlk defa duyuyorum. Türkçede de mastar var. Mastar demek mek, mak, mesi, ması şeklinde mesi, ması, meyi gibi manayı değiştirmektir. İsimleştirme yöntemidir. Aynı zamanda da fiilin sonu nasb eder. Demek ki en ne yapar? Bir, muzari fiilin lafzında farklılık yapar. Bak yeşara bu. Sonu zammeli iken en koyduk başına en yaşra b harekeyi değiştirdi yani değil mi? İrab değişti. Bir de ne var? Manayı değiştirir. Demek ki en iki tane şey yapar. Bir yazıda iki manada değişiklik yapar. Yeşrabu içiyor, içer. En yeşraba içmek, içmesi, ması. Eşrabu içiyorum, içmek benim içmem. En eşrabe. Böyle şekilde mana değiştiriyor yani. Ne diyor? Muzari fiilde nasb alametleri. Enden başka ne var? Len var mesela. Len. Diğer bir örnek. Fiilin sonundaki zammenin fethe dönüşmesi. Nun ve hariç olmak üzere muzari fiilin sonuna eklenen nunların düşmesi olarak iki şekilde karşımıza çıkabilir. Muzari fiile nasb alametleri nelerdir? Soru. 1. Fiilin sonundaki zammenin fethaya dönüşmesi. 2. Nunanisi hariç olmak üzere muzari fiilin sonundaki nunların silinmesi olarak da karşımıza alamet çıkabilir. Başka bir alamet var mı? Yok. En olmasaydı nasıl çekim yaparsın? Yeşrabu, yeşrabani, yeşrabune. Hani yektubu, yektubani, yektubune gibi. En geldi. En yeşrabe. En yeşra ba sondaki nun silindi. En yeşra bu sondaki nun silindi. Aynısını ketebe yektubu'dan da yapabilirsin yani. En yektube, en yektuba, en yektubu, en tektube, en tektuba, tektubani değil yani sondaki nun düşüyor. Demek ki tesnielerde sondaki nunun silinmesidir.
Cemi müzekkerlerde sondaki nunların silinmesidir. Müfretlerde ise zamme yerine fethanın yazılmasıdır. Ama müfret müennes muhataba hariç, yani müfret müennes muhataba nunla yazılan bir kalıp olduğu için orada nunun düşmesidir. Cemi müenneslere baktığında ise arkadaşlar, cemi müennes nunlarının hiçbir şekilde düşmeyeceğini unutmayın. Rafında da, nasbında da, cerrinde de değil, cezminde de düşmez nun. Demek ki cemi müennes nunları, buna nun nisve denmekte. Nun nisve hangisi? Şuradaki nun, buradaki nun. Bunlar hiçbir zaman silinmezler. Hocam niye silinmiyor? Gel bir silelim. Silersen ne olur? Mesela sildiğini varsay. En yeşrabı kalmış olur değil mi? En yeşrabı. Adeta şunun başına lem gelmiş. Lem yeşrabı olmuş değil mi? Yani müfrediyle karışır. Karışma riski. Bundan ötürü sondaki nun silinmez. Birinci gerekçe bu. İkinci gerekçe aynı şey aslında bir yerde. Bunlar alamet, yani bunların cimri mühendis olduğunun alametidir. Bu yüzden silinmez. Alametin hasfi caiz değildir. Hazif silmek demek. Şu tabloyu ezberliyoruz. Aynı şekilde yek tubudan ezberliyoruz. Hocam denedim. Yek tubu. Şuradaki hareket tutmuyor. Tutmaz. Kalıplarla alakalı. Şeribe yeşrabu. Ketibe değil ama. Ketebe yek tubu. Kalıp farklı olduğundan hareket değişebilir. Ama buradaki püf nokta sonlar aynı olur. Yektube, yektuba, yektubu. Sonuncu şeyi tutar yani. Sonra nun olmaz. Demem o ki şu kalıbı bu şekilde ezberliyoruz. Ardından ketebe mazi, yektubu muzari. Bir de yektubudan bunu yap. Nasara yensuru, yensuru. Bir de yensur kalıbından yap. Yen suru. Evet, bir de bundan dene. Hani benim zamanım çok sıkı çalışmak istiyorum diyen ne yapabilir? Fetehe yeftehudan da yapabilir bunu değil mi? Yeftehu fiilden burada yapabilir. En yeftaha, en yeftaha, en yeftehu, en teftaha, en teftaha, en yeftahne şeklinde 2-3 fiilden, farklı fiilden bunun çekimini yaparsanız, enli ve ensiz olarak çekim yaparsanız sizin için iyi olur. Yani sınavda gelip şehir bir filmden sormayabilir adam. Gelir başka bir filmden sorar. Tablo inceleyin demiş. Ve yuridu en yedhebe ilel mescidi. En olmasaydı yedhebu olacaktı. Enden dolayı yedhebe olmuş. Ne yapmış? Nasip etmiş. Hiye turidu en tedhebe. En olmasa tedhebu olacaktı. Enden ötürü tedhebe. Fethalanmış yani. Hel ente turidu en tedhebe. Yine fethalanmış. Turidine en tedhebi. Mühendis için kullanmış değil mi? Tedhebine aslında. Tedhebine tedhebi olarak kalmış. Müfret, mühendis, muhataba. En edhebe fethalanmış. En nedhebe fethalanmış. Hüve o yuridu istiyor. Ne istiyor? En edhebe gitmek istiyor. İlerlemesi ciddi. Camiye gitmek istiyor. Veya gitmeyi istiyor. İki şekilde de mana verebilirsin. Ve o erkek, yani Ali'den, Veli'den bahsediyor. Hiye o kadın, Ayşe Fatma Hayriye, turidu istiyor. Hiye o kadın entedhebe gitmek istiyor ile suki çarşı yedhebe tedhebe ye te kadın için kullanıldı. Hel ente, yani ente olmadığını varsay. Hel turidu, sen istiyor musun? Ente gizli zamir olarak var burada. El turidu, sen istiyor musun? En tedhebe gitmeyi ilel camiati üniversiteye. Yoksa istemiyor musun? El enti turidine, sen istiyor musun kadına yönelik? En tedhebi gitmeyi ilel met'ami lokantaya. Ene ben uridu istiyorum en edhebe gitmeyi ilel beyti eve gitmek istiyorum. Nahnu biz de nuridu istiyoruz en nedhebe gitmeyi ilel hadigati bahçeye. Hadiga bahçe, park olarak da yazılabiliyor. Öğrenme çıktısı, yani neler öğrendik burada? Şunları şunları öğrendik diyor. Artık öğrendiysek. Evet, el kavaidu el fealu el mehmuzetu el fealu mevsuftur. El mehmuzu onun sıfatıdır değil mi? Kavaid kaideler demek. Kaideler, kurallar. El-fe'alu fiiller, el-mehmuzu, mehmuz fiiller. Arapçada mehmuz fiiller.
Sayı fiiller grubunun üçüncüsü olan mehmus fiiller yapısında hemze bulunan fiillerdir. Bu hemze başta olabilir. E, K, L'de olduğu gibi. Eğer başta olursa mehmuzu fa. Ortada olabilir. S, E, L'de olduğu gibi. O zaman mehmuzu ayn. Qara, E'de olduğu gibi. Sonuncu harf olarak hemze karşımıza çıkabilir. O zaman mehmuzu lam adı verilir. Mehmuz-u Rıfa'nın mazi çekimi, ekeli fiili diyor, birinci kalıptandır. Mazi muzarı çekimi aşağıdaki gibidir. E, K, L, Y, Ku, Lu. Birinci kalıptan ne demek? Yani mazi de aynı el fiili, fetha, muzari de aynı el fiili, ötre demektir değil mi? Kalıpları işlemiştik. Ekele, ekela, ekelu, ekelet, ekeleta, ekelne, ekelte, ekeltuma, ekeltum, ekelti, ekeltuma, ekeltunne, ekeltu, ekenne. Bir fark var mı? Yok. Ha burada ketebe, keteba, ketebu çekmişsin. Ha ekeleyi çekmişsin. Bir fark yok yani. Çekim aynı standart. Mehmuz fiilin diye bir irabını yapalım. Ekele, el merivu, et ta'ame. Nasıl bir cümle? Fiil cümlesi kolay. Fiille başladığı için fiil cümlesi. Mazi fiildir. Üçüncü teki şahıs erildir. Mehmuzul fa. El merivu faildir. Merfudur raf alameti. Zamme et ta'ame mefuldur. Mensuptur nasıl alameti? Fethadır yani. Neden fethadır? Meful olduğu için. Mehmuzul fail bir de muzariden çekelim diyor. Ye kulu ye kulani ye kulune. Te kulu te kulani ye kulne. Te kulu te kulani te kulune. Te kuline te kulani te kulne. A külü ne külü şuraya dikkat A külü bahsettik bundan değil mi şurada ekeliden bahsettik işte amuru dedik bir şeyler dedik yani o durum A külü devam ediyoruz mehmus fiillerin olumsuz çekimleri de tıpkı salim fiillerin olumsuz çekimleri gibidir birinci kalıpta da değinildiği gibi mazi olumsuz çekimde fiilin başına ma, muzarede ise la veya ma getirilir. La ye'kulu at-talibu el-gada'e fil medreseti. Öğrenci öğle yemeğini okulda yemiyor. La ye'kulu yemiyor. Kim yemiyor? At-talibu öğrenci. Neyi yemiyor peki? El-gada'e öğle yemeğini. İyi de nerede yemiyor? Fil medreseti okulda yemiyor. Gerisi burada var zaten. Mehmuzul lamın mazi çekimi. Qara'e. Niye lam dedik buna? Çünkü lam el fiilinde. Yani sonuncu harf olarak hemze karşımıza çıktı. Qara'e. Qara'a. Değil mi? Qara'e. Hemze var ya sonda. Bir de tesniye elif ekleyeceksin ona. Ne olacak? İki tane hemze, iki tane elif gibi olacak değil mi? Bu yüzden qara'a. Qara'e. Qara'a. Yani qara'a nedir? Aslında şu parantez arasındaki kelimedir diyor. Çift elif veya çift hemze olduğundan birisinin gizleme tarifi oluyor. Daha önce şurada anlattığım ve yani dilerseniz sardırın dediğim yerde olduğu durum burada da mevcuttur. Kara e, kara a. Neden uzattı? Bir kere daha söyleyelim. Fiilin sonunda hemze zaten var. Bir de tesnelerde elif oluyor zaten değil mi? Ketebe, keteba diyorduk. Hemen oraya elif ekleniyordu. Bunu tesne yapacağımızda bir elif daha eklemişler. İki tane olmuş. İşte bu elif uzatıyor yani. Kara e. Şuraya bir elif yazarsan ne yapar? Hareketsiz elif ne işe yarar? Uzatmaya yarar. Değil mi? Kara e. Sonra elif getirdim. O zaman ne olur? Kara a olur yani. Ama bu elif yazıda gözükmez. Gizli mesafe olarak demiş. Kara u. Kara et. Kara ete. Kara ne. Kara te. Kara tuma. Kara tum. Kara ti. Kara tuma qara'tunne qara'tu qara'na bir tane de cümle verelim demişler qara'e el imamu imam okudu ne okudu? Safhateyn iki tane sayfa okudu nereden? Dergiden mi? Hayır minel kur'ani el kerimi kur'an-ı kerimden el kur'ani el kerimi ne olur? Sıfat mensuf olur peki mehmuzullamın muzari çekimi Kara e yakra u yakra u yakra an yakra una tekr
tekra'u, tekra'ani, tekra'ne, yekra'ne, tekra'u, tekra'ani, tekra'une, tekra'ine, tekra'ani, tekra'ne, ekra'u, nekra'u. Bir tane de bununla ilgili cümle verelim demişler. Tekra'u el bintu, el irakiyyetu, Iraklı kız okuyor. Ne okuyor? Kasasal enbiya'i, peygamberlerin kıssalarını okuyor. Kasas burada nedir arkadaşlar? Hem mef'uldür hem de muzaftır. El enbiya'i muzafın ileyhtir. Nebi kelimesinin cem'i mükesseri nebiyyün nebiyyâni enbiya, peygamberler demek. Peygamberlerin kıssalarını okuyor. Kısa hikaye demek. Bizim de Kasasul Enbiya diye bir kitabımız var. Yani bir kitap basmışlar. Biz de o kitap okuyoruz biliyorsunuz YouTube'da. Bayağı bir ilerleme kat ettik mevcut. Mehmuzul Ayn türünün mazi muzdarı çekimi de tıpkı salim bir fiil gibi olduğu burada tekrar edilmemiştir. Tıpkı salim bir fiil gibi olduğundan yazmadık diyorum burada. Seyli fiili üçüncü kalıptandır. Tıpkı gara ede olduğu gibi mazi muzdarı çekimlerini defterinize yazın demiş. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 108, Araf 99 ayetlerine bir bakın diyor. İki ayeti de buraya yazdık arkadaşlar. Em yoksa turidune, istiyor musunuz? En tes'elu, sormak, yani sorguya çekmek. Rasulüküm, peygamberlerinizi. Buradaki tes'elu arkadaşlar s-e-l kökünden değil mi? S-e-l, daha önce yazdım gerçi bunu. S-e-l. Se'ele yes'elu, tes'elu, tes'elune, en tes'elu. Cem-i müzekkerdir bu. Nun, en ne yapmıştır? Nasb etmiştir. Nasb gereği sondaki nun düştü. Tes'elune, tes'elu diye kaldı. Mensup muzari. Nasb alameti nunun düşmesi. Niye mensup? En var çünkü. Rasulekum kema su'ile. Bakın burada mehmus fiilimiz karşımızda meçhul olarak çıktı. Ketebe, kütibe. Fetaha, futiha gibi. Su ile Musa min kablu devam ediyor. Yani bu şekilde. Buradaki iman kelimesi de e'mene yu'minu imanun. Yani ifal babından mastav olarak düşünebilir. Onun da aslı emine kökündendir. E-mine. E-mine nedir yani? Bu da mehmuz bir fiil değil mi? Efe eminu, burada yine karşımıza çıktı. Emine, emina, eminu, emine kökü. Bu yani bizzat burada karşımıza çıktı. Mazi ve cem-i müzekker olarak emine, emina, eminu. Ketebe, keteba, ketebu. Ekele, ekela, ekelu. Emine, emina, eminu. Evet. Başta da ne var? E var yani soru. Efe eminu, emin mi oldular? Yemnunu, e'mene, yine aynı kökten. Bu kadar. Evet, burada da emine varmış. Devam edelim. Dikkat. Hemzenin yazımı kelime içinde bulunduğu yere göre değişiklik göstermektedir. Hemze sözcüğün ilk harfi olduğunda her zaman elif üzerine yazılır. Yani bir tane elif üzerine de hemze yazarsın diyor. Ne zaman böyle olur? Kelimenin ilk harfi ise. Hemze ortada olduğunda kendi harekesine ve kendisinden önceki harfin harekesine bakılır. Hangisi daha güçlüyse o hareke uygun bir harf üzerine yazılır. Örneğin fetha ise elif, zamme ise vav, kese ise ya üzerine yazılır. Zaten böyledir. Fethayı elifin üzerine yazacaksın değil mi? Fethayı gidip vavın üzerine yazamazsın. Zammeyi vavın üzerine yazarsın. Kesseyi de yağının üzerine yazarsın. Hemze sonda olduğunda ise sadece kendisinden önceki harfin harekesine uygun bir harf üzerine yazın. Bayağı bir uzun ya. Bunları okumaya gerek var mı? Yok. Geç. Anlaşılır zaten. Mehmuz fiillerde emir ve nehi çekimi. Mehmuzdur fa olan e, k, l yani 7 manasına gelen bu fiil. Emri hazır kipi elde etmek istediğimizde yine sürasi fiillerde emri hazır kipinin bulunuşuna ilişkin yolu izlememiz gerekir. Değişik bir şey yok. E, K, L, Y, Kulu'dur muzarisi. Y, Kulu. Emri hazır nereden yapacaksın? Muhataptan. Y, Kulu ne olur? Te, Kulu yani. Te, Kulu'dan yapacağız. Peki baştaki muzar tarifi atılır. Te, Kulu da T'yi atarsan I, Kulu diye bir şey kalır. I, Kulu böyle okuma olur mu? Olmaz. Sakin okumaya başlanamaz.
baştaki muzdarat harf atıldıktan sonra ardından gelen harf okunamadığı için, yani benim söylediğim şey ı kül olamayacağı için başa bir elif harfi getirilir. Aynı elif fiili zammil olduğu için de bu elif zamme harekesini alacaktır. Ama zaten burada bir hemze vardı. Bir de sen elif getirdin, bir de hemze getirdin yani. İki tane oldular değil mi? Son işlem olarak fiilin sonu cezmedilir. Hemzenin yazım kuralı uyarınca, yani nedir o kural? Kendisinden önceki hareke zamme olduğundan artık elif üzerine değil, vav üzerine yazılacaktır. Bu kül. Demek ki ekelenin ekele emri hazırı şöyle değil yani. Şöyle bir tane zamme yapalım. Ondan sonra şöyle bir de yuvarlak bir şey yapalım. Bu şekilde değil yani. Bu kül böyle yazılmıyor. Nasıl yazılıyormuş? Vav olacak. Ne dedik? Zamme ise vav olacak. Keste ise ya olacak. Fetha ise elif olacak demiştik. Günlük hayatta çok sık kullanılan ekeli fiilinin ukul biçiminde emir formu ve ekele ile aynı yapı ve kalıpta olan ehade aldı manasındaki ehade fiilinin uhud biçimindeki emir formu telaffuz zorluğu dolayısıyla çoğu zaman hemzeli ilk hecelere atılmak suretiyle kül huz biçiminde kullanılır. Evet. Kül neyin emir hazırıdır? Ekele. Kül yerine ukül desem ne olur? O da olur. Demek ki ekele mazisinin iki tane emir hazırı var. Bir ukül, iki kül. Ehade fiilinin de iki tane emri hazır var. Bir uhuz, iki huz biçiminde kullanılır. Bak mesela diyor Kur'an-ı Kerim'de bunları bu şekilde şu ayetlerde, şu surelerde görebilirsiniz diyor. Te'kulâni u'kulâ tesniye bu değil mi? Entuma da anlıyorsunuz zaten. Entum cemi, entim müfret, entuma tesniye, entunne cemi mühennes. Te'kulâni, te'kulûne, te'kulîne, te'kulâni, te'künne. Muzari olarak böyle. Bunlardan şimdi emir hazır elde ediliyor. U'kulâ birinci emir hazır. Kulâ ikinci emir hazır. U'kulû, külû yani. Baştaki hemzeyi siliyorsun. Bir de vav'ı. Külû kalıyor. Anlaşılıyor değil mi? Hemzeyle vav'ı silersen külâ kalır. Buraya yazılmış. U'kulû hemzeyle vav'ı sil, külû kalır. Bu külâ hemzeyle vav sil külâ kaldı. O şekilde yapılmıştır. Ekeleden var mesela. Kül, külâ, külû, külî, külâ, künle. Bu bir emre hazır. Ekeleden. Burada mehmuzun aynin emir biçimine de kısaca değinmemiz yeterli olacaktır. Örneğin se'ele. Sordu manasındaki se'ele'ye bakalım. Yine aynı kurallar işleyecektir. Fiilin ikinci şahıs muzaresi emri alınır yani. Se'ele, yes'elu, tes'elu olacak muhatap kısmı. Tes'elu, muzarat harfini silersen s'elu kalır. Bu şekilde okumak mümkün değildir. O zaman ne yapacaksın? Bir hemze ihtiyaç duyarsın. Baştaki muzarat harfi atıldıktan sonra ardından gelen harf okunamadığı için yani s'lu diye okunamayacağından başa elif getirilir, getirdik. Aynı elif fiili fethalı olduğu için bu elife de esteği vereceğiz diyor. Bakın fetha var aynı elif fiilinde o yüzden is'el olur. Buna göre se'eli fiilinin emri hazırı şu şekildedir demek ki. Is'el, is'ela, is'elu, is'eli, is'ela, is'elne. Tabi bu sel de olur yani. Sel, sela, selu şeklinde. Selbini İsraile. Kur'an'da sel kelimesi geçiyor zaten. Az önceki gibi yani emri hemze atılır sel kullanılabilir. Kara eden yine aynı yöntem izlenmektedir ve sonuç olarak ikra elde edilir. İkra, ikra'a, ikra'u, ikra'i, ikra'a, ikra'ne. Nehi hazır çekimi, la te'kul. Nehi hazırda ne oluyor? Sonu cezm oluyor arkadaşlar. Baştaki la cezm ediyor. La te'kul, la te'kula, la te'kulu. Bakın cezm alameti olarak te'kul sükun var. Te'kula, te'kulu, burada nunlar düşmüş, cezm alameti. La te'kuli, nun düşmüş. La te'kula, nun düşmüş. La te'kulna, cezm alameti nedir? Hiçbir şey, göremezsin. Cem önnes nunu, diğer deyişle nisve nunu yani, düşmez. Mehmuzul ayna bakalım demişler. La tes'el, la tes'ela, la tes'elu, la tes'eli, la tes'ela, la tes'elne, nun düşmez. Müfrette ise cezm alameti sükun,
Cem öğnesindeyse hiçbir şey görülmez. Bunun dışındakilerin cezme alameti nedir? Nunun düşmesidir. Kara eden bakalım. La tekra, la tekra a, la tekra u, la tekra i, la tekra a, la tekra me. Mehmuz fiilin emri gayb çekimi. Emri gayb de li ile başlıyor. Fiil biliyorsunuz. Li kul ve cezmediyor bu lam. Li kul, li kula, li kulu, li tekul, li tekula, li kulme. Se'eleden liyes'el, liyes'ela, liyes'elu, lites'el, lites'ela, liyes'elme. Kara eden emri gaib. Liyekra, liyekra'a, liyekra'u, litekra, litekra'a, liyekra'ne. Nehi gaib çekimine geldik. Nehi gaib de T ile başlamaz fiil. Ya ile başlamakta. Başlangıç yani. La ye'kul, la ye'kula, la ye'kulu, la te'kul, la te'kula, la ye'kunne. Başlangıç dedim. Yani görüyorsunuz ilk çekim ya ile başlıyor. Tabi alt satırda T'ler yine mevcut. Bu ne demektir? Sadece gaib kısmının çekimi var. Muhatap, muhataba kısmının çekimi yok. Yani yalnızca üçüncü şahıs için kullanılmakta. Se'eleden nehi gaib. Gaib yani üçüncü şahıs çekimi. La yes'el, la yes'ela, la yes'elu, la tes'el, la tes'ela, la yes'elme. Ne mezun bir çekimdi değil mi? Yine nehi gaib çekimi. La yakra, la yakra'a, la yakra'u, la tekra, la tekra'a, la yakra'me. Kul min kulli fevakihi sayfi. Bütün yaz meyvelerinden ye. Kul ye, ente, sen. Neden ye? Min kulli fevakihi sayfi. Yaz meyvelerin hepsinden ye, bütününden ye. Min harficer kulli, onun mecruru. O da muzaftır, fevakih. Onun muzaf ileyhi, aynı zamanda fevakih muzaftır, es-sayfi de onun muzaf ileyhi. Öyle bir sırayla gidiyor. La te'kulu lehmel hınziri, domuz eti yemeyiniz. Li tekra el-Kur'ane kulle leylitin, her gece Kur'an okusun kim? O okusun. Niye o okusun da sen okuma? Sen de okuyabilirsin ama burada li tekra demiş yani. Yani o kadın okusun değil mi? Bir tekrar gayb olduğundan o yani sen değil. Nehi gayb la ye'muru, la ye'mur ennase bil münkeri, insanlara kötülüğü emretmesinler. La ye'mur olmaz mı? La ye'muru olacak. Ra'ya zammi yazın yani. Ra'nın üzerinde ötre var. La ye'muru ennase bil münkeri. El münker kötülük demek. Aşağıda verilen mehmuz fiilin emri hazır, emri gaib, işte şu şu çekimlerini yapın demiş. Evine emri hazır fiildir tespit edin. Nahil 69, Alak 1-3. Alak 1-3'e baktık galiba da Nahil suresine bir bakalım ne varmış. Sümme kuli, kul emri hazırını görüyorsunuz. Müfret müennes muhatap olduğu için kuli uzatmış yani. Lezme alameti burada ne? Nunun düşmesi. Kuli emri hazırdır bu. Min kulli temerati fesluki, se'ele, se'ele, is'el, fesluki, seleke. Usluk olarak gelmiştir. Seleki kökünden usluk, usluka, usluku, usluki, yine müfret müennes, müennes muhataba yani kuli ile aynı kalıp usluki'dir aslında. Fe usluki, fesluki diye okunur ama parça parça okursan fe usluki. Niye u dedim de i demedim? Anne fiilini ötreye gördüğüm için buraya da ötre verdim. Emri hazırdır. Se le ke kökünden. Sübüle rabbike zülüle zülülen يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك başka bir şey yokmuş. Emir hazır bu. Devam edelim. Bugün ne yiyoruz? İşimiz gücümüz zaten yemek. Mada ne ne kulu yiyoruz el yevme bugün. Merhaben merhaba ene ben Leyla ene dabbahatun.
Tabbaha aşçı demek. Ben aşçıyım. Ve edbuhu ben pişiriyorum. El edaimete yemekler, öyle yemekler ki el lezizete. Burası sıfat. Leziz yemekler pişiriyorum. Edaime yemek, el lezide lezzetli. Nerede? Fi mat'amin meşhuratin. Meşhur bir lokantada. El et'ime el lezide sıfat nasıl? Mat'amin meşhurin sıfat nasıl? Hel tarifine? Sen biliyor musun? Madane ne'kulu yiyeceğiz el yevne bugün. Tabahtu ben pişirdim. Leki senin için. Şurabetel adesi. Şurabe çorba, el adis mercimek. Mercimek çorbası pişirdim ellerine bugün. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Tarifine, müennes. Müfret müennes muhataba. Bir kadına hitaben bunu söylüyor. Le ki, yine bir kadına yönelik bu cümleleri sarf etmekte. El tarifine, yine sen biliyor musun? Ayşe'ye yönelik bunu söylüyor veya Fatma'ya karşı da olabilir. Tarikata ameli hadihi şurabeti. Çorba şu çorbayı yapmanın yolunu yöntemini sen biliyor musun? Unzuri sen bak ilel mükevvenati içindekilere bak yani tarife bak içinde neler var acaba? Kubun bir bardak minel adesi el ahmeri kırmızı mercimekten bir bardak yani bir bardak kırmızı mercimek. Ezzeytu yağ. Besaletun vahidetun bir tane soğan. Mütevessidetul hacmi orta boy bir adet soğan. Habbetani minel batata iki tane patates. Patata patates. Habbetan iki tane. Felâfe habbatin minel cezeri üç tane havuç. El cezer havuç demek. Mil'aqatun sagîratun mil'aqa kaşık. Mil'aqatun sagîratun küçük bir kaşık. Neyden? Minel kemun yani kimyondan bir küçük kaşık. Yani bir küçük kaşık kimyon. Hamsetu ekvabin. Beş tane bardak. Neyden? Minel ma'is sahini sıcak sudan. Yani 5 bardak sıcak su. Raşetun bir tutam minel milhi tuz ve fulful esvet ve karabiber. Fulful biber, el esvet kara. Bir tutam karabiber ve bir tutam tuz. İgsili yıka el adese mercimeği vel huzara ceyden iyice el huzara ve sebzeleri mercimeği ve sebzeleri iyice yıka. Kattı'i kes el batata patatesleri kes vel cezera ve havucu da kes vel besalete soğanı kes. Sümme sonra va'i koy. Bak va'i kadına yönelik emir yine. Va'i sen koy. Küllaha onların hepsini ma'a zeyti yağ ile beraber vel ma'i ve suyla beraber. Öyle su ki bu es-sahini sıcak suyla beraber. Nereye koy? Fi kidrin. Kidre koy. Bir kaba koy. Kaba tencereye koy. Ve udbuha. Doğru mu okudum? Udbuhiha mı? Sadri tekrar bakacağım. Udbuhi evet udbuhi pişir ha onları ala narin mütevessida nar ateş demek. Mütevessidatil harareti orta sıcaklıktaki bir ateşte onları pişir. Udbuhi sen pişir ha onları bir kaba bir tencereye koydun ya onları pişir. Ala narin bir ateş üzerine öyle ateş ki orta hararetteki. Indema her ne zaman ki yebde'u başlıyor bil galeyani galeyana başlıyor yani kaynamaya pişmeye başlıyor o zaman ne yap ezifi ekle el milha tuzu ve el fulfule ve biberi ve hlidi kullaha fil hadda fil hallabati vehlidi karıştır demek. Kulleha hepsini nerede karıştır? Fil hallabati artık karıştırıcı da çırpıcı da onları bir karıştır diyor. Mesela mikser mi diyorlar ona bir şeyle karıştır. Ba'del haldi halt karıştırmak demek. Karıştırdıktan sonra el hallada karıştırma makinesi oluyor bir yerde evet.
Ba'del haldi'yi karıştırmanın ardından, karıştırma bittikten sonra subbi dök koy şurabete çorbayı fi vi'a'i takdimi servis tabağına. Vi'a tabak et takdim servis sunmak. Servis tabağına koyun onu. Hud hudi ha onu al götür alel maideti sofraya ve kuli ve ye bi sıhhati sıhhatle ve afiyeti ve afiyetle ye. Başka ne varmış? Arapçada kalıp ifadeler. Et-ta'biratu fi'l-lugati'l arabiyyati. Tebrikler. Evlenen, herhangi bir işte başarı gösteren, terfi alan, herhangi birisine yani hayırlı olsun, tebrikler gibi bir şey söylemek istiyorsak ona mebruk deriz. Buna karşılık olarak da barakallahu fike sözüyle teşekkür edilir. Birisine mebruk dersen o da barakallah der. Mebruk, tebrikler, üniversiteyi bitirdin. Barakallahu fike ya üstaz. Teşekkürler hocam. Dikkat! Günlük dilde bu ifade şu şekilde de kullanılabilir. Allahu yubarik fike. Allahu yubarik fike. Teşekkürler. Seyyaratuke el cedidetu cemiletun cidden. Mebruk. Yeni araban çok güzel. Tebrikler. Seyyaratuke. Senin araban. Öyle araba ki bu el cedidetu. Yeni araban cemiletun çok güzeldir. Cidden gerçekten. Yeni araban çok güzel. Tebrikler. Barakallahu fike, teşekkür ederim. Fustanu ki, yeni elbisen, el cedidu, yeni elbisen, cemilun, cidden, gerçekten güzel, mebruk, hayırlı olsun, tebrikler. Bakalım buradan anlatılmış. El fi'lu, el mehmuzu, mehmuz fi'il. E keyleyi ne yapmış? Bölmüş mesela. Demiş ki, e keylenin e harfi, faal fiilidir, kef harfi, aynel fiili, lam harfi. Aynel lamel fiili olur. Se'le'den yola çık. Sin harfi faal fiili. Ortadaki hemze aynel olur. Lam ise lamel fiili olur. Gavra'yı düşün. Kaf faal fiili. Ra aynel fiili. Hemze ise lamel fiili olur. Aynel fiili diyorsam orada ayın olması gerekmez. Faal fiili dersen fe olması gerekmez. Lamel fiili derken lam aramana gerek yok. Burada asıl mesele baştaki harf, ortadaki harf, sondaki harf. Demek yerine faal fiili, anel fiili, lamel fiili denilmiş. Esselamu aleyküm. Ellerine bugün derasına, bizim dersimiz ne olsun? Aşağıda var mı zaten tercümesi? Selamun aleyküm. Bugün mehmuz fiillerin çekimini öğrendik diyor. Artık öğrendik, öğrenmedik. Ellerine bugün derasına. Tasdif ve lefaalil mehmuz. Mehmuz fiillerin çekimini öğrendik. Peki nedir o? El fi'lu, el mehmuzu, mehmuz fiil nedir? Ve o, fi'lun bir fiildir. Ahadu, ahrufihi, el asliyeti, hemzetun. Asıl harflerinden bir tanesi hemze olan fiildir. Mislu, örnek, ekele, se'ele, kahra, e. Ve o, selasetu aksamin. Ve o hangi o? Elma mı? Hayır, o mehmuz fiil var ya. Selafetu eksamin. Üç kısımdır. Üç sayılır. Mehmuzul fa. Ekele. Mehmuzul ayn. Se'ele. Mehmuzul lam. Gara. E. Olmaktadır. Unzuru ile sabura. Tahtaya bakın diyor. Huna burada emsiletul mazi. Mazi örnekleri. Ve muzari'i. Muzari örnekleri. Vel emri ve emir örnekleri vardır. Neye ait? Lil ef'alil mehmuzeti. Mehmuz fiillere ait olmak kaydıyla emir, muzari ve mazi fiillerin örneklerini burada görebilirsiniz. Bir okuma parçasıyla karşı karşıyayız. Kıraetun okuma. Ehemmiyetul kıra'e. Kıraatin önemi. Ehemmiyetul kıraati, kıraatin ehemmiyeti, okumanın önemi. Ekferun nasi, insanların çoğu, ya'rifune, bilirler. Neyi? Fevaidel kıraati, kıraatin, yani okumanın faydalarını bilirler.
Burası bir cümleydi değil mi? Nokta geldi, bitti. Şurayı bir incelemek gerekirse eski bilgilerimizi tekrar mahiyetinde. Ekser kelimesi gözüktüğü üzere arkadaşlar muzaftır evvela ennasi değil mi? Mecrur celalameti esre muzafun ileyh çünkü bu. Ekser ise muzaftır. Ekser öylesi bir isimdir. Çünkü muzaf fiillerden ve harflerden olmaz. İsimlerden olur. Demek ki cümle isimle başladı. Bunu da diyebiliriz. Öyleyse bu nedir? Bir isim cümlesi. O zaman müpteda haber lazım. İlk ögeye müpteda diyorduk. Bu bir müptedadır. İnsanların çoğunluk müptedadır. Çoğunluk nedir? Ya'rifune bilir bilmektedir. Ya'rifune arafe ya'rifu fa'ale yef'ilu kökünden. O baptan, o kalıptan. Muzari fiil cem-i müzekkere gaiptir. Nunun merfu olduğunu gösteriyor. Nun olmasa mensup veya mezzum olurdu. Muzaridir. Muzarat alameti. Muzari olduğunun göstergesi. Muzarat harfi baştaki yağdır. Bununla birlikte bu nedir? Bir fiil yani. Fail nerede? Faili vavdır. Meful nerede? Meful fevaide. Neden fetha ile bitiyor? Neden bu kelime mensup? Çünkü mef'uldür. Faidetun müfret, fevaid ise cemi mükesser, kırık çoğuldur. Faydalar manasına, yararlar manasına geliyor. Meful olduğu için mensuptur. Nasb alameti fetha çünkü gayri cemi mükesserlerin nasb alameti fethadır. Gerekçesi bu. Bununla birlikte yani fune fiil vav fay birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Yani burada haber fiil cümlesi olarak gelmiştir. Fevat kelimesi aynı zamanda muzaftır. El-kıra-eti onur muzafın ileyhi olacaktır. Bu yüzden kelime estire ile bitiyor. Kısa bir tahlilin ardından devam ediyoruz. Fe öyleyse bu durumda nitekim madem insanların çoğu okumanın faydalarını biliyor. İşte aynı şekilde aba-una ebun aba cemi mükesserdir. Aba una babalarımız ve ümmehatuna ummun ümmehat bu da cemi müennestir. Ümmehatuna ve annelerimiz ve muallimuna ve öğretmenlerimiz yansahune nasihat ederler, nasihat ediyorlar, öğüt veriyorlar. Na bize nasihat veriyorlar. Nedir bu nasihat? Bilkıraat okumayı nasihat ediyorlar bize. Kimler? Babalarımız, annelerimiz ve öğretmenlerimiz. Ebun kelimesi, ebe kelimesi aslında biliyorsunuz illetli 5 isim veya illetli 6 isim kitaba göre farklı adlandırmalar olsa da onlardan bir tanesidir. Ama kendileri için belirli olan özel irabı alabilmeleri için şartlar vardı. Buna da şartlar tutmamış. Nitekim kelime cemi olarak gelmiştir. Onu da hatırlatmış olalım. Daimen devamlı bizlere kıraati yani okumayı nasihat ederler, öğütlerler. Ne zamandan beri? Munzu harfi cer değil mi? Munzu eyyami tufuletina. Tufule kelimesi arkadaşlar doğum ile buluğ arasındaki dönemi kapsayan bir kelime. Yani tuful nedir? Çocukluk demektir. Kastedilen şey doğum ile ergenlik dönemi arasındaki, buluğ dönemi arasındaki zaman dilimidir. Yani çocukluk. Munzu bize bunu ne zamandan beri nasihat ederler? Munzu den beri, dan beri demektir. Munzu eyyami tufuletina. Çocukluğumuz, çocukluk günlerimizden beri daima, çocukluk günümüzden beri veya çocukluk günlerimizden itibaren daima bize kıraati yani okumayı öğütlerler. Kıraat nedir? El kıraetu kıraet yani okumak babun bir kapıdır. Kıraat müpteda babun ise haber olur. Neye yönelik bir kapıdır bu? Lil ulumi ilimlere yönelik yani ilimlere ulaştıran, ilimlere vesile olan bir kapıdır okumak. Ve tarihi ve tarihe. Yani tarih zaten ilimden bir parçadır yani o da var. Bunu Türkçe'de yapsan desen ki ilimler ve tarihe bir kapıdır desen anlatım bozukluğu olur. Çünkü ilimler zaten tarihi kapsar. Önce geniş manalı bir kelime
Ardından o geniş manaya dahil olan daha dar bir kelime kullanırsan Türkçe için anlatım bozukluğu olur. Ama Arapça için bu bir edebi sanattır. Veye o, hangi o? Kıraat yani okumak. Öve değil hiye. Neden? Düşünün bakalım. Okumak nedir? Cisrun, bir köprüdür. Cisr köprü demektir arkadaşlar. Bazen sırat köprüsü yani konusu düşünülür, araştırılır. Cisr kelimesi üzerinden araştırmak gerekir. Buhari'de de böyle bir bab var yani. Onu da söylemiş olalım. Peki köprüdür ne arasında? Beynel hadiri. Hazır şimdiki zaman demek. Mazi ise geçmiş zaman demek. Beyne arasında demek. Ne arasında köprüdür bu okumak? Beynel hadiri vel mazi. Şimdiki zamanla geçmiş zaman arasında bir köprüdür. Bu okuma eylemine girdin mi geçmiş zamana doğru gidebilirsin. Veye o kıraat yani okumak. Darigatul ittisal. İttisal iletişim demek. Darika yol. Tarikatul ittisal, iletişim yoludur. Tarikat, tarikat nedir? Yol demektir. Peki iletişim yoludur dedik. Ne arasında bir iletişim yoludur kıraat? Beynel hadarati, hadarat medeniyet demek. Sikafat var bir de. Bu da kültürler manasına gelecek. Medeniyetler çoğul bir kelime, kültürler çoğul bir kelime. El muhtelifeti ise müfret bir kelime. Beynel hadarati medeniyetler arasında ve daha ethikafati kültürler arasında bir iletişim yoludur okumak. Çünkü okuma vasıtasıyla çeşitli medeniyetler ve kültürleri öğrenebiliriz. Peki nasıl kültürler ve medeniyetler? El muhtelifeti çeşitli farklı farklı kültürleri öğrenebiliriz. Mesela Japonya'daki kültür nedir? Çin'deki nedir? Amerika'daki nedir gibi. Bil kıraeti kıraat ile kıraat vasıtasıyla nehsulu hasıl oluruz, elde ederiz. Ala ma'lumatin vasiatin geniş bilgilere hasıl oluruz. Geniş bilgileri elde ederiz. Ma'lumat kelimesi cemi iken vasiat kelimesi müfrettir. Bunlar sıfat mevsuf ama biri cemi biri müfret. Neden? Bu da soru olsun. Bilenlerden yorum bekleyebiliriz. Fi kethirin minel mecellati. Pek çok konuda, pek çok alanda geniş malumat, geniş bilgi sahibi oluruz, olabiliriz. Bil kıraeti okumak sayesinde, bu sayesinde, sebebiyle, vasıtasıyla manasını ba harfi cerrinden çıkartıyorum. Harfi cerrleri işlemiştik. Ba harfi cerri ile manasına gelse de sebep, araç, gereç, vesile gibi manalara da gelebilmektedir. Burada bil kıraat okuma sebebiyle, okuma vasıtası ile nakdi biz geçiririz. Nahnu faili burada gizli zamir. Nahnu fail olur. Nahsulü'de de yine gizli zamir olan nahnu fail idi. Hasale yahsulü nahsulü. Nakdi biz geçiririz evkaten vakitler. Vaktun müfret. Evkat kelimesi ise cemidir arkadaşlar. Cemi mükesser bu. Vakitler geçiririz. Nakli fiil, fiil muzari. Nahnu gizli zamir faildir. Evkaten meful olduğu için mensuptur. Nasb alameti fethadır. Çünkü cemi mükesserdir. Gayrı akıldır değil mi? Vakitlerde bir zeka söz konusu değildir. Bunu niye anlatıyorsun? Önemli bir bilgi bakın. Cemileten. Cemile kelimesi müfrettir. Evkat, mevsuf, cemile onun sıfatı. Dört yönden uyum içerisindeler. Mi değiller aslında evkat. Cemiyken cemile müfrettir. Neden? Gayrı akıl cemiler müfret müennes hükmünde olur demiştik. Bu yüzden sıfatı müfret ve müennes, müfret ve müennes gelmiştir. Cemile güzel demek. Okuma vasıtasıyla, okuma sayesinde evkaten cemileten güzel vakitler geçiririz. Fi evkati feragina boş vakitlerimizde güzel vakitler geçiririz. Veya da fi rihlati tabileti bil kıtari
Kıtar tren demek. Tren ile yapılan uzun yolculuklarda vakit geçiririz. Veya da daireti uçakla yapılan yolculuklarda. Veya da elbasi otobüs yolculuklarında güzel vakitler geçiririz. El-kıra'etu okumak nedir okumak? Mühimmetun cidden, gerçekten de önemlidir, mühimdir. Nerede? Fil İslam, İslam dininde. Ve fil hadaratil İslamiyeti ve İslam medeniyetinde, yani hem İslam'da hem de İslam medeniyetinde cidden gerçekten çok önemlidir. El kıraetu mübteda, mühimmetun ise onun haberi olmaktadır. Fe kelimetu, fe öyleyse madem ki İslam'da ve İslam kültüründe, medeniyetinde çok önemlidir. Kelimetu ikra, ikra kelimesi, ki ikra bir kelimeden ötedir, bir cümledir aslında. Çünkü fiil artı faildir değil mi? Ente fail olur. İkra kelimesi yani cümlesi, hiye o ikra nedir? Hiye o ikra kelimesi nedir? Bakın, hiye o ikra nedir değil aslında. Çünkü ikra müzekker iken hiye müennestir. Bu ikra kastedemezsin. Kelimeyi kastedersin. Hiye o ikra kelimesi nedir? Evvelu kelimetin ilk kelimedir. Hiye mübteda, evvel ise haber olur. Aynı zamanda muzaftır, kelimetin onun muzaf ileyhi. Peki o ilk kelimedir. Nasıl bir kelimeymiş o? Öyle bir kelime ki, kelime burada arkadaşlar nekre değil mi? Nekreden sonra gelen cümle ne olur? Sıfat olur. Hiç unutmayalım bunu. Nekreden sonra gelen cümle sıfat cümlesidir. İşte geliyorum. Sıfat cümlesi oldu. Daha önce geçmişti zaten. Arapça bir de geçmiş olsa gerek. İlk kelimedir. Öyle ki ilk kelime ki bu nezelet indi. Ne indi? Hiye o kelime indi. Kim üzerine? Ala seyyidina efendimiz üzerine. Efendiden maksat kim yani? Seyyidi dedik. Muhammedin. Muhammedin dün değil. Neden esreledim? Seyyid kelimesinden bedel yapıyorum. Bedel bir terim yani. Henüz işlenmemiş olabilir. Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme. Selleme bir fiildir bu da. İlk kelimedir. Öyle bir kelime ki Efendimiz Muhammed aleyhisselamın üzerine inmiş olan ilk kelimedir. Yani vahiy olarak gelen ilk kelimedir diyor. İd hani yani nitekim şeklinde mana verebiliriz. Hani kâle Allahu Teala, Yüce Allah buyurmuştu. Fi suratil alaqi, fi surati el alaqi, Alak suresinde buyurmuştu. Demişti. Gâle dedi demek de Allah dedi dersen basit olmuş olur. Allah buyurdu. Yüce Allah şöyle buyurmuş idi. Celle Celaluhu. İkra bismi rabbikellezî halak. İkra oku. Ente sen oku. Neyle beraber? Bismi rabbike. Rabbinin ismiyle oku. O Rab ki ellezî. O Rab ki halaga. Yarattı. Kim? Ve o Allah. Mana bu. İşte bu yani tedullü delalet eder. Hadihil ayetul kerimetu. Bu kerime ayet. Bu ayeti kerime delalet eder. Gösterir. Ala mekanetil kıraeti, kıraatin yerini gösterir. Fi dinil İslami, İslam dinindeki yerini gösterir. Ona işaret eder. Ve ila canibi hada, canip yön demek. Ve ila canibi hada, bununla beraber diyebiliriz. Veya ne diyebiliriz? Burada şöyle dedi. Bunun yanı sıra demiş mesela, kitaba bakıyorum. Bunun yanı sıra demiş. Ve ila canibi hada. Bu bakış açısıyla beraber ba'de ma'rike, ma'rike savaş demek. Ba'de sonra. Ba'de ma'riketi Bedrin. Bedir savaşından sonra talebe istedi. Talebe mazi fiil. Kim istedi? Nebiyyuna. Peygamberimiz istedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kimden istedi? Min esra el müşrikine, müşrik esirlerden istedi. Ne istedi? En yuallimu, öğretmelerini. En eni mastariye, öğretmelerini, onların öğretmelerini değil mi? Vafay
Sondaki nun düşmüş. Yuallimune, yuallimu diye kalır. Kimlere öğretmelerini, el müslimine, Müslümanlara öğretmelerini istedi müşriklerden. Neyi öğretmelerini? Mesela atıcılık mı? Hayır. El kıraete. Okumayı öğretmelerini istedi. Ve daha el kitabete, yazmayı öğretmelerini istedi. Neye karşılık? Mukabil hürriyetihim. Hürriyetlerine karşılık. Mukabil karşılık demek. Hürriyetlerine karşılık. Yani esirlikten kurtulmalarına karşılık. Fidye olarak ne istenmiştir? Para, mülk değil. Okuma yazma öğretirsen Müslümanlara, o zaman hürriyetini elde edersin şeklinde bir şey istemiş onlardan. Ma talebe istemedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minhum, onlardan ne istemedi? El male, onlardan mal istemedi. Ve hadel mevkifu, işte bu mevkif, yani bu durum, yedüllü, delle, yedüllü, muzafi değil mi? Delalet eder ala ehemmiyetil kıraeti, okumanın önemine delalet eder, okumanın önemini gösterir. Fil İslam, İslam'daki okumanın önemi, İslam'da ne kadar önem verilmiş bunu gösterir. Alıştırmalar, et tedribatu, aşağıdaki boşlukları üstündeki fiilin uygun mazi çekimleriyle doldurun. Nedir o? Emera, hüve emera, 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 emeru, emerat, emerata, emerne diye çekim devam ediyor. Zaten kitabın 3-5 sayfa arkasında var bu. 2. Aşağıdaki boşlukları parantez içinde verilen mehmus fiillerin uygun muzari formlarıyla doldurunuz. Fiillerin kaçıncı kalıptan oldukları yanlarında yazılmış zaten diyor. E, K ile birinci kalıptandır diyor. Ne demek bu? Muzarisini yazarken aynı fiilinin zammele, ötrele demektir değil mi? O manaya geliyor. Şimdi buraları cevap anahtarına da bakarak yapacağız. Fatıma kelimesi nedir arkadaşlar? Müfret ve müennestir. Öyleyse ekeleyi muzariye dönüştürdüğünde, yani ekele ye kulu yaptığında müfret ve müennes kalıbını bulman gerekir. Ne olur? Ye kulu yerine te kulu demen gerekir. Şurada olduğu gibi. Peki ben bunu ye kulu yapsam, yani diğer bir de şöyle yazsaydım ne olurdu? Bunu ye yaptım. Ne olur? Ye kulu kelimesi arkadaşlar, ye ile yazıldığına göre bu nedir? Buradaki te kulu müennes iken ye kulu nedir? Müzekkerdir. Bir de burada Fatma müennestir. Fiili büzde müennes yapman lazım. Ye kulu yaparsan müzekker olur, uyumsuzluk olur yani. Te kulu'daki fail nedir? Hiye'dir. Ye kulu deyse fail hüvedir. Fail bile değişir. Fatime tu, Fatma te kulu, yer, yiyor, hiye. O Fatma ne yiyor? El fetura. El futura. Öğle yemeğini, kahvaltı yiyor. Yemek yiyor yani. Fatma mübteda, tekulu artı gizli zamir olan hiye birlikte fiil cümlesi olup haberdir. El fetur ise meful olmaktadır. Teselu. Şimdi neden teselu yazmış? İkiden bakalım bir. Nokta nokta nokta. Et talibatu. Başta soru 1'e bakıyorum. Soru 1'de kelimeyle cümle başlamış. Yani bir kelime var, noktayla başlamamış. Kelime olduğu için fiil o kelimeye uydurdum. 2'ye bak. 2'de kelimeyle başlamamış, noktayla başlamış. O zaman fiili başa yazacaksın. Fiili neye uyduracağım? Cümledeki ilk kelimeye. Nedir o? Talibatu. Talibatun özellikleri nelerdir? Cemi müennestir. O zaman seyri cemi müennes yapman gerekir. Bu yüzden teselu. Teselü cemi müennes midir? Değildir. Cemi müennes olması gerekir dedim ya, işte yanlış söyledim. Çünkü fail cemi de olsa, müfret de olsa, tesni de olsa, fail ne olursa olsun, fiil daima ne olur? Müfret olur. Fiil daima müfrettir. Fiili burası el olarak yazarsın. Talibat müennes mi? Evet, tamam. O zaman fiil sadece müennese çevireceğiz. Yani fiil müennese müzekker olarak değişir. Müfret, tesni, cemi olarak fiilde bir değişiklik, faile uyum olsun diye fiilde bir değişiklik yapmıyoruz. Fail için bir değişiklik olmaz. Ama buradaki et-talibatu başta olsaydı da nokta nokta olsaydı, o zaman seyli fiilini bu et-talibatın birebir aynısını yapman gerekirdi. Yani cemi müennese dönüştürmen gerekirdi.
Çünkü o zaman arkadaşlar bu fiil failiyle birlikte haber olacaktı. Burada oldu nitekim değil mi? Buradaki ekeleyi failiyle birlikte haber olarak buraya yazdık. Üçe bak, entuma, siz ikiniz, tekraane. Bakın cümle noktayla başlamamış bir defa. Üçte bir kelime var. Kelimeden sonra fiil geldiğinden o fiili müzekker ve müennes olarak uydurdukları gibi müfret tesniye cemi olarak da uyduruyorlar. Şöyle diyebiliriz, bir kaydı oluşturalım arkadaşlar. Kural. Diyoruz ki 1. Eğer cümleye bir kelimeyle başlandıysa. 2. Cümleye kelimeyle başlanmadıysa. 2 seçenek var zaten. Soru 1'e bak mesela, kelimeyle başlanmış. Soru 2'ye bak, noktayla başlanmış. İşte 1. Cümleye kelimeyle başlandıysa ne yaparsın? Bir fiil verdiler sana ve cümle kelimeyle başlıyor. O zaman o fiili müfret tesniye cemi artı müzekker müennes olarak o kelimeye uyduracaksın. Birebir neyse onun özelliğini aynısını yazacaksın. Anlaşıldı sana. İkiye baktığında nokta nokta gitmiş. Nokta nokta gidişlerde verilen fiille ne değişiklik yapılır? Yalnız müzekker müennes değişikliği yapılır. Müfret tesniye cemi olarak bir değişiklik yapılmaz. Tekrar edelim. Kelimeyle cümle başlamış. Nokta nokta devam etmiş. Soru 1'de olduğu gibi yani. Sana bir fiil verdiler. Hadi bu fiili uygun halde yaz. Ne yapacaksın? Ha, mazi mi muzari mi demiş. Ona bakarsın. Ona göre mazisi veya muzarisini kullanırsın. Ama başka ne yapman gerekir? Eğer kelimeyle başlamış ve sonra nokta nokta gelmiş ise o fiili müzekker müennes artı müfret tesniye cemi olarak o verilen kelimeyle birebir aynı özellikte yapman gerekir. Fatma kelimesi müfrettir. O yüzden ekeli fiil de müfret olarak kullanılacak. Fatma kelimesi müennestir. O zaman ekele de müennes olarak kullanılacak. İkiye baktığında nokta nokta olarak devam etmiş. Yani önce kelime gelmemiş. Bu durumlarda kelime yalnızca müzekker müennes olarak değişikliğe uğruyor. Üçe bak, entuma kelimeyle başlamış. Ardından bir fiil verilmiş. Bu fiil ne yapacaksın? Müzekker müennes artı müfret tesniye cemi olarak o kelimeyle birebir aynı özellikte yapman gerekir. 4'e bak. 4 tıpkı 2 gibidir. Yani nokta nokta olarak başlamış. O zaman bu fiil ne yapman gerekir? Yalnızca müzekker müennes olarak değiştireceksin. 5'e bak. Önce kelime sonra nokta nokta. O zaman bu fiili müzekker müennes olarak artı müfret tesniye cemi olarak da buradaki kelimeye uydurman gerekir. Ama nahnu müşterek bir zamir zaten. Müzekker müennes içinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla burada değiştirmene de gerek yok yani. Müşterek olduğu için. Nahnu hem müzekkere hem müennese kullanılabildiği için böyle. Peki cevaplara bakalım. 3 entuma tekraani. Peki yakraan olsaydı olur muydu, olmaz. Çünkü entuma arkadaşlar muhatap zamirdir. Siz ikiniz demektir. Siz ikinizden sonra tekraani gelmek zorunda. Yakraan olsa şöyle olurdu. Entuma siz ikiniz yakraani. O ikisi okuyor. Siz dedin, o ikisi dedin. Yani uyumsuzluk orada değil mi? Entuma siz ikiniz tekraani siz ikiniz okuyorsunuz. El ehbara haberleri. Entuma tekraani el ehbara. 4'e baktığımızda 4'te nokta nokta olarak gelmiş. Ardından edine. Muzari olarak yaparsan ne olurmuş? Edine'yi arkadaşlar ye ve nu olarak yazarsın. Müzekker müennes olarak değiştirilmiyor. Zaten olduğu gibi yazılıyor. Neden? Çünkü el müdür de zaten müzekkerdir. Ye'denu izin verir. El müdiru müdür. Littullabi öğrenciler için. Fil hurucu minas safi. Sınıftan çıkma noktasında müdür öğrencilere izin veriyor. Nahnu biz nebde'u başlarız. El derse derse. El ane şimdi derse başlıyoruz. Sıradakine bakalım. Soruyu buradan daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Bakalım. Cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen mehmus fiillerden anlam ve yapıca uygun olanlarıyla doldurun. Yapı derken işte müzekker, müennes, müfret, tesniye, cemi. Anlam derken kelimenin anlamı neyse o. Nokta 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 el bintu. Ne yapman gerekir? El bint kelimesi nedir? Müfrettir ve müennestir. Sen buraya gelip müzekker bir kelimeyi yazarsan ortalık karışır. Bakalım ne yapmışlar. Üçün birinci sorusu tekra o olmak zorunda. Mesela
Yebdeu yapsan yebdeu ya ile başlıyor. Müzekkerdir. Ye kulu müzekkerdir. Yes elu müzekkerdir. Ye muru müzekkerdir. Yalnızca tekra'u hiye olur değil mi? Tabi hiye de gerek yok. Elbintu faildir. Yalnızca tekra'u olur. Geri kalanların her biri ya ile başlayan kelimelerden seçilecek. Çünkü her biri müzekker zaten. Tekra'u elbintu el kitabe. Kız kitap okuyor. Tekra'u okuyor. Kim? Elbintu kız. Ne okuyor? El kitabe. Kitap okuyor. Kitabı okuyor. Faildir, mefuldür. Peki er-raculu adam daimen, devamlı fil med'emi. Lokantada ne yapar daima? Ye-kulu, yemek yer. Ha, yebdev olmaz mı? Yapıca olur. Ama manaca yebdev olur mu? Olmaz. Er-raculu adam, kişi ye-kulu yiyor daimen, devamlı nerede yiyor? Fil med'emi, lokantada yemeğini yiyor. Yebdeu el muallimu el derse mübekkiran. Yebdeu başlar. El muallimu öğretmen, el derse derse, mübekkiran erkenden başlıyormuş derse. Dört el kaidu komutan ye'muru emrediyor. El cunude orduya bil vukufi. Vukufu emrediyor. Beş. Se'ele yes'elu soruyor. El tabibu doktor. El meriva hastayını soruyor. An meradi hastalığından soruyor. Hastalığın alakalı bir şeyler sormuş. Sıra dörde geldi. Boş bırakılan yerleri örnekteki gibi parantez içinde verilen fiilleri uygun formu kullanarak doldurunuz. Bir uridu en. En olduğuna göre ne olacak? Ardına gelen kelime bir defa arkadaşlar muzari fiil olacak. İkinci özelliğine mensup olacak. İşte yektu be de olduğu gibi. Yuridu yazsan olmaz. Yani nasip etmesi gerekir. Yuridu merfu. Bak sonucu yaptı. Zamme var. Olamaz yani. Demek ki uridu en eşrabe asiral portukali. Uridu ben istiyorum. Ene gizli zamir fail olur. En eşrabe içmek. İçmeyi istiyorum. Ne içmek? Asiral portukali. Portakal suyu. Asir su. Sıkma su. Meyve suyu elde edilir o. İkiye baktığımızda hiye o turidu istiyor en tekra'e okumak safheten bir sayfa minel Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa okumak istiyor. Uridu iki dedik hiye o demiş zaten müennes olarak başlamış. Hiye o kadın turidu istiyor en işte neredeydik şuradaydık. Kara'e kelimesini kullanmamız isteniyor burada. Ne yapacaksın? Tekra'e. Enden dolayı kelimenin sonu zaten fetal bitmesi gerekir. Tekra'e. Ye deseydi olmazdı. Neden? Ya ile başlasan ye kara'e desem olmaz. Çünkü ye müennes zamirdir. Müennes de T ile başlamakta. Tekra'e. Üçe baktığında la yuridu zevci en ye kule ekele ye kulu ye kule. Es-semekete. La yuridu istemiyor zevci eşim. Yani kule yemek es-semekete balık. 4. El turidine. Bir kadına yönelik. Sen ister misin? En teclisi oturmak. İnden nafizeti. Pencerenin yanında mı oturmak istiyorsun? En teclisi. El turidine. Turidine nedir? Müfret müennes muhatabadır. Yani müennestir. Bu yüzden celeseydi aynı kalıba getirmeleri gerekiyordu ve getirmişler teclisi olarak. Aslında neydi bu? Teclisine, turidine, teclisine, müfret, müennes, muhataba kalıpları bunlar. İkinci şahıs yani bayan için. Başta en olduğu için nasb alameti olarak sondaki nun düştü. Teclisine, sonda nun vardı tıpkı turidine de olduğu gibi. Burada en olsa, turidine'nin başında en olsa bunu nasıl yazarsın? Sondaki nunu düşürerek turidi olarak yazılır. Teclisi çünkü en var. Nasb alameti olarak nun düştü. Bunu bilmemiz gerekiyor. En nasb alameti olarak hangi kalıpta nunu düşürüyor, hangi kalıpta zammeyi yani ötreyi silip yerine fetha getiriyor. Yukarıda işlendi zaten. 5. Nahnu nuridu en nezhebe. Nuridu, nahnu, nuridu neresi? Biz manasındaki birinci kalıp. O yüzden burayı da nedhebe getireceksin. Buraya gelip şurada tekrar yazdığı gibi teli yazsan tedhebe olsan olmaz. Çünkü biz diyor. Bizden sonra sen getiremezsin. O getiremezsin. Nahnu biz. Nuridu. Biz istiyoruz. Biz ne istiyoruz? En nedhebe. Gitmek. Gitmeyi istiyoruz. İller müsteşfa hastaneye.
5 emri hazırın uygun formuyla doldurun ortalığı demiş. Enti bayana yönelik ve müfrettir. Bunu ona göre yapacaksın. İkra, ikra a, ikra u, ikra i. Entum cemi ve müzekker. Entuma tesniyedir. Ente müfret müzekker. Entunne cemi ve müennes. Yapılmış zaten bu. Yapılmış. Aynı dediğim şey de var. Dediğim şekilde var arkadaşlar. Zamiri uygun olarak yapılıyor. İkra, ikra a, ikra u, ikra i. Entum ibde u. Bedeydi herhalde ki ibde u yapmışlar değil mi? Entuma isele veya sela, sel, sela şeklinde geliyor. Yukarıda selbini israile diye ben söylemiştim zaten. Her ne kadar kitap sel emri hazırını vermemiş olsa da burada vermiş. Ente imre el feragat entunne külle. Enti sen bayan, ikra'i sen oku. Hadihil ciride de şu dergiyi oku. Entum siz ibde'u başlayın. El amele işe bi suratin hızlıca başlayın. Entuma siz ikiniz isele veya sela ikisini de kullanabilirsin. İkisi de emri hazırdır. Sorun an sebebil firaki fırak ayrılık olsa gerek. Ayrılığın sebebini sorun. Ente sen Ali'ye yönelik, Veli'ye yönelik imle doldur el feragati boşlukları doldur. Entümle siz kadınlar işte Ayşe Fatma Hayriye künne yiyin minel et'imeti yemeklerden yiyin. Aç kalmayın diyor. 6. Emre gaybi çevir demiş. Soruyu bir görelim. 6'da emri gaybi çevir. Kaçıncı kaptan oldukları zaten orada yazıyor diyor. Mele'et el mer'etu eşşufete bil ezhari el cemileti. 3. Üçüncü kalıpta ne? Mele'et. Ne diyor? Emri gaybi çeviriniz. Tamam. Mele'et burada fiil. Üçüncü kalıptandır diyor. Mele'e yem le'u. Yem lu'u değil yani. Yem le'u diyor. Edine ye ve nu. Dördüncü kalıptan. Kara et. Kara e yek ra u. Bunlar neymiş? Hangi kalıptan olduklarını gösteriyor. Arapça bir de geçmişti kalıplar. Kalıplar mazi ve muzari fiillerin aynel fiilinin harekelerine göre değişmekteydi. Litemle emri gayip başa li'nin getirilmesiyle elde edilmektedir. Ve gayip olan yani üçüncü şahsa emretmek için kullanılan bir kalıptır. Ve fiil mezzumdur görüldüğü üzere. Litemle, liye'den, littekra, liye'kul, liyes'el. Li getiriliyor. Sonu cezmediliyor. Bunun dışında T ile mi yazılacak, Y ile mi yazılacak? O da neyle alakalı? Kelimenin müzekker mi, müennes mi olduğu ile alakalıdır. Mesela el mer'etu kadın demek olduğu için li artı T, lite olarak geliyor ve sonunu cezmediyorsun. El muallimu müzekker olduğu için liye, lite değil liye gelecek ve sonu cezm olacak. El fetatu genç kız manasında olduğundan yani müennes olduğundan lite gelecek ve sonu cezm olacak. El gada kelimesi müennes olmadığından müzekker olduğuna liye artı sonu cezm. El üstaz müennes değil müzekker olduğundan liye artı sonu cezim. Bu işin kolay noktası olduğunu düşünüyorum. Cümlelerin fiillerini öznesine göre nehy-i hazıra veya nehy-i gaybe çevirin demiş. La te'mur, la ye'mul diye devam ediyor. Aşağıdaki cümlelerin fiillerini öznesine göre nehy-i hazır veya nehy-i gayb. Nehy-i hazır. Hazır ne demek? Karşındaki kişi, ikinci şahıs. Onu nehy ediyorsun, yasaklıyorsun. Gayb ise nehy-i gaybe. Gayb ise arkadaşlar üçüncü şahıs karşında olmayan nehy etmek yine yasaklamak. Demek ki ikinci şahıs veya üçüncü şahsa göre değiştiriliyor. Te'muru emrediyor el müdiratu kadın müdür yani müdüre emrediyor. El muvazzafine memurlara ne emrediyor onu söylememiş ayrı mesele. Te'muru fiil el müdira fail el muvazzafine mef'uldür. Konumuz bu mu? Değil. Ama yine de bilmenizde fayda var. Peki bunu ne yapmışlar? Bunu arkadaşlar la te'mur şeklinde değiştirmişler. Neden? Çünkü el müdiratu müennes olduğundan fiil de müennes yapmış. Yani başına T getirmiş.
Etiflu müzekker olduğundan fiilin başına ya getirmiş. El muallime tu müennes değil mi? Kapatayla bitmiş müennes demek ki. Fiilin başına bu yüzden t gelmiş. Eddeva kelimesi de müennes olduğundan fiilin başına t getirilmiş. El merivu müzekker olduğundan fiilin başına ya getirilmiştir. Yani te'mur mu ye'mur mu ne yapayım? Bakıyorsun müennes, o zaman te'mur yap. Yani kelime fail arkadaşlar. Özne diğer de işte failimiz, diğer de işte öznemiz. Müennes ise fiili müennes, müzekker ise fiili müzekker olarak yazıyoruz. Zaten bu şekilde yazılmış değil mi? El meriz müzekker olduysa yakra o yazılmış. Biz ne yaptık yakra oyu? Sadece başına la getirdik. Yani şurada görülen kelimelerde yapılan değişiklik nedir? Başlarına la getirip sonlarının cezmedilmesinden ibarettir. La te'mur, la ye'mul, la tebde, la te'hud, la yekra. Başına la getir, sonu cezmet, bitti. Zaten te'ler, ye'ler uygun olarak yazılmış yani. 8'de ma da turidu en te'kule ya Ali. Hangisi yukarıdaki soruya verilecek uygun bir cevaptırdır? Ma da ne? Turidu ente, sen istiyorsun, ente kule yemek ya Ali. Ali sen ne yemek istersin diye bir soru var burada. İşte bu sorunun cevabı ne olur? Uridu ben istiyorum, en a kule yemek semeketen, balık ve salataten ve salata, balık ve salata yemek istiyorum demiş. Uridu en a kule. Aliyun Ali yuridu istiyor, en ye kule semeketen ve salataten demiş. Burada sen dediği için ben diye cevap vermesi gerekir. Sen sorusuna ben diye cevap verir. Mesela diyelim ki şu an beni dinleyen arkadaş yanında diyelim birisi daha var. Ona diyor ki ne yapmak istersin? Ne diyecek o da? Ben şöyle bir şey istiyorum. O şöyle bir şey istiyor demez. Değil mi? Soruyu kime sorduysan o ben şöyle şöyle diyecektir. O böyle böyle deyip devam edemez. Çünkü sana sordum bunu, ona sormadım ki. Dolayısıyla uridu ene şeklinde gelmesi gerekir. Burada yuridu o. Ona sormuyorum, sana soruyorum. Ekele o demektir yine. Li'kul o yesin. Yani ilgisi yok. Şükran. La uridu semeketen ve saladeten. Teşekkür ederim diyor. Salata ve balık istemiyorum. İster misin? Salata ve balık ister misin? Demedim ki. Ne yemek istersin dedim. Konuyla alakalı değil yani. Mâzâ ehattum minel mektebeti. Mâzâ ne ehattum. Siz aldınız. Has tümdüğüm gerçi yanlış okuyorum değil mi? Bunlar yanlış hareket koymuş olsa gerek. Mâdâne ehastum. Siz aldınız minel mektebeti. Okuldan ne aldınız? Size yönelik sorulmuş. O zaman biz demeniz lazım. Yani tu, ben olmaz. Biz diyeceksin. Ehastum. Siz aldınız olmaz. Ne olacak? Biz manasında. Ehazna. Biz aldık seyyaraten. Bir otomobil aldık okuldan. Olur mu? İlgisi yok. Künefe aldık. Olmaz. Hubz, okuldan ekmek aldık. Hayır. Kitabına kitap aldık, mecelle, dergi aldık. Olur. Alakalı çünkü. Mantıklı yani. Okuldan araba alacak halimiz yok. Peki ona geldik. Boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen kelimelerden anlam ve yapıca uygun olanlarıyla doldurun. 10. soruymuş. هل تريدين أن تشربي الكهوة؟ Şimdi neden seçenek o? هل تريدين؟ تريدين nasıl bir kelime? Müfrettir, müennestir, muhatabadır. İkinci şahıs, müfret, bayan. En de var. En olduğuna göre getireceğin fiil ne olmalı? Mensup olmalıdır. Teşrabu. Mensup mu? Merfu bak, zammesi var. Teşrabine nasıl? Bu da merfu bak, nunu düşmemiş. Teşrabi olmak zorunda. Burada zaten anlama bakman hiç gerek yok. Yapısına bakman bile yeterliydi. Çünkü yapıcı uygun olan zaten bir tane vardı. Yapıcı uygun olan birden fazla olsa o zaman manaya bakmak gerekecek. Ama burada manaya gerek yok. Yapı bile yetiyor. Eni nasb ettiğini ve nasb alametinin ne olduğunu bilirsen bunu zaten çözersin. Doğru cevap neymiş? Teşrabi zaten burada da var ya. Yani. Peki neden teşrabi kelimesini seçiyoruz? Çünkü turidine müfret müennes muhatabadır. Teşrabine de müfret müennes muhataba. Teşrabi de müfret müennes muhataba.
Ama cümlenin başında en var. En'den sonra fiil yazılacağından mensup olarak yazılması gerekir. Teşrabine ise nunlu yazıldığına göre mensup değildir, merfudur. Nasb alameti olarak nunun düşmesi gerekir. Tıpkı teşrabide olduğu gibi. 2. Kul ye ekele ye kuludan emri hazır. Kul min hâzihil fevâkihi şu meyvelerden ye diyor. Kul min hâzihi lehmin olur mu? Veya zeytunen. Zeytunen kelimesi zaten mensup olarak yazılmış. Elif var sonunda, ondan dolayı olmaz. Lahim kelimesine baktığında lahim kelimesi ise müzekkerdir. Hadi olmaz yani. Hada olması gerekirdi. El fevakih kelimesi fakihetun kelimesinin cemi mükesseridir. Müennes hükmündedir. Çünkü müfredene bakıyoruz. Müfredi müennes, öyleyse cemisi de müennestir. Doğru şey bu yüzden el fevakih olacaktır. 3. Yuridu istiyor. İstiyor muallimuna. Öğretmenimiz ne istiyor? En yuallime. Alleme, yuallim, öğretmek istiyor. Üçüncü soru. El müslimine, Müslümanlara neyi? El kıraete, okumayı öğretmek istiyor. Şimdi en yuallime, öğretmek istiyor. Yuallime fiildir. Faili nedir? Gizli zamir hüve olur. O yani. Ondan maksat muallim, öğretmenimiz istiyor. Kime karşı? Yani meful aranıyor. Fail madem hüve, meful lazım. O da el müslimine meful olacaktır. Öyleyse mensup olmalıdır. Nasb alameti nedir? Müslimune, müslimine. Cem-i müzekker salimdir. Bu nasb alameti ya ile yazılmasıdır. Ardından gelen el kıraete, bu da ikinci mefuldür. Birinci meful el müslimine, nasb alameti bunun vav yerine ya yazılmasıdır. Birinci mefuldür. İkinci meful el kıraa te, nasb alameti burada fethadır. İki tane meful var yani bu cümlede. Peki dörde gelelim. Ene dabbahatun ve dabahtu. Dabbaha pişirici yani aşçı. Ben aşçıyım diyor ve dabahtu ve pişirdim eşşurabete. Çorba, öyle çorba ki bu el lezizete. Leziz çorba pişirdim diyor. Burada dabahtu, dabaha fiil, tu fail, meful lazımdır. Et-ta'ame olsa olur mu? Baksan meful olduğunu düşünsen olur. Eş-şurabete meful olduğunu düşünsen bu da olur. Decaceten mefuldür, bu da olur. Hepsi mensup yani. Meful olduklarını düşünürsen hepsi olur. Dabaha fiil, tu fail. Ama noktalı yerde baktın ki hepsi oluyor. Sol tarafa bak bir de. Sol tarafta eliflamlı, müennes ve mensup bir kelime var. Et-ta'ame seçsem, et-ta'ame yemek pişirdim, öyle yemek ki leziz diyeceğim. Şimdi sıfat olacağı açık. Sıfat kelimemiz burada mensup. Et-ta'ame mensup ise müzekker. Olur mu? Olmaz. Ta'amı buradan eledin, çarpıya at. Peki decaceteni seçsem, decaceten nekridir? Eliflamsız, ellediğinde eliflamlı yine sıfat mensup olamaz. Bir marife, bir nekre olacak. Dolayısıyla eşşurabetenin seçilmesi zorunludur. Nereden çözdüm ben bunu? Sıfat mevsuf ilişkisinden çözdüm. Sıfat mevsuf olacaklar nereden anladım? Yani çorba, ardından da leziz kelimesi gerekiyor. Çorbanın bir özelliği bu, tadıyla alakalı. Leziz çorba, işte tatlı çorba, güzel çorba manasında olması gerekiyor yani. Dolayısıyla dört yönden uyumlu bir kelime seçmen gerekir. O da eşşurabet olur. Beş, el kıraatü babun. Kıraat nedir? Babun, bir kapıdır. Ne için? Lil ulumi, ilimler için. İlmun, ilman, ulum. Cenim keserdir. İlimler manasına gelir. Babun bir kapıdır. Zaten şöyle bir durum da var. Babun nekredir. Yani daha doğrusu nekre olmasını da boşver. Teminidir. Temin almış bir kelime. Yani muzaf olabilir mi? Olamaz. Babdan sonra el beyti'yi getirsen. Beyti. Bir yemek adı değil burada. El beyti. Esre ile yazılmış. Yani başında harfi cer veya muzaf olmalı ki. Neden esre yani? El beyti buraya yazdın. Sormazlar mı? El beyti neden esreli? Bab muzaftır diyebilir misin? Diyemezsin. Termin almış. O zaman el beyti buraya getiremezsin. Medrese ti getirsem neden mecrur buraya yazdın diyelim. Cer neden mecrur bu? Harfi cer var mı burada? Yok. Bab muzaftır diyebilir misin? Diyemezsin. O zaman bu da olmaz. Lil ulumi. Li harfi cerdir. Ulum kelimesini cer etmiştir. Bu
İrab bakımından uyumludur yani. Dolayısıyla buraya yazılabilir. Peki devamına bakalım. Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapçaya çevirin demiş. Öğretmen bugün soru sormadı. Ma se'ele, ma ketebe. Ma burada olumsuzluk ifade ediyor. Mazi fiilin başına gelmiştir. Se'ele görüyorsunuz mehmuz bir fiil. Ma se'ele sormadı kim? El muallimu öğretmen faildir, mef'uldür. Ne sormadı? Sualen soru sormadı, mef'uldür. El yevme bugün. O da zarftır. Yine mef'ul yani. Mef'ul fih deriz buna. Zarftır. Zaman bildiren bir kelime. Farklı kültürler hakkında bilgi edindik. Hasalna, hasıl olduk, elde ettik, edindik. Ala ma'lumatin, bilgiler edindik. Yani sikafati, kültürlere dair. El muhtelifeti, farklı kültürlere dair bilgiler edindik. Sikafat kelimesi cemi ve müennes. El muhtelifeti müfret ve müennes. Kültürlerde bir zeka olmadığı için müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden sıfatı müfret ve müennes gelmiş. Bu sıfat yani. 3. Bu kitabı almam mümkün mü? Hel, mı, mi, mu soru edatımız. Emkene, yumkinu muzari fiildir bu. Henüz işlenmeyen bir kalıp değil mi? İfal babı bu. Hel, yumkinu, mümkün müdür? Mümkün olur mu? En ahude, almam. Hadel kitabe, şu kitabı. Ahude, ene fail burada. Ehade kökünden gidilmiş. Ehade daha önceden de ifade ettiğimiz gibi arkadaşlar, ne zaman ki başında hemzeli bir fiil muzari'nin ben kalıbına gelirse iki tane hemze olur. Dolayısıyla birini silip diğeri metli okunur. A olur. 4. Boş vakitlerinde kitap okuyor musun Ahmet diye sorulmuş. Hel takra'u, sen okuyor musun? El kitabe, kitap okuyor musun? Fi evkati feragike, kendi boş vakitlerinde kitap okuyor musun? Ya Ahmedu, Ahmet. Boş vakit diye bir şey yok Ahmet. Boşa geçen vakit diye bir şey var. Bunu unutma. 5. Her gün bir adet elma ye. Kül ye veya kuli ye. Kül erkek için, kuli kadın için. Külle tufahata, bir elma ye. Külle yevmin, her gün. Kül emri hazır, fiil. Ente gizli zamir, fail. Tufaha mef'uldür, bu yüzden mensup. Külle yevmin, kül kelimesi de zaman biliyor. Külle yevmin, her gün elma yiyor. Ve kuli tufahaten külle yevmin, kadına yönelik. Yine her gün bir elma ye. Ama ana aynı yani, bir kadın bir erkek için. 6. Annesi izin verse. Litten ummuha, onun annesi izin verse. Litten ummuhu, onun annesi izin verse. Fark ne? Fark şu. Ummuha, ummuhu. Ha olduğu için müennes. Yani diyor ki o Ayşe'nin annesi izin verse. Buradaysa o Ali'nin annesi izin verse diyor. 7. Defterini yarın benden al. Huz, al. Defterake, defterini, Ali'ye yönelik bu. Minni, benden. Gaden, yarın. Hudi, Ayşe'ye yönelik. Sen de al. Defteri ki, defterini. Minni, benden. Gaden, yarın. Ke, ki farklarını gördünüz. 8. Bu ayet okumanın önemini gösterir. Tedüllü gösterir, işaret eder ne? Hâdihil âyetu, şu ayet neyi gösterir? Alâ ehemmiyetil kıraati, okumanın önemini. 9. Kadın öğretmen kız öğrencilere Kur'an okumayı öğütledi. Nasahat, öğütledi, öğüt verdi kim? El muallimetu, kadın öğretmen. Kime nasihat verdi? Et talibati, kız öğrencilere neyi öğütlemiş? İkraetil Kur'an'ı, Kur'an kıraatini. El muallime et talibat, ikisi de elif lamın direkt sıfat mevsuf diyebilir misin? 4 tane şey tutmamış bak. El muallimetu merfu, et talibat ise mensup. Biri zammeli, biri esreli. 10. O adam çay içmek istiyor. Zalike raculu, o adam yuridu, istiyor. En yeşrabe, içmek. Ne içmek? Eşşaye, çay. Yeşrabe hüve, gizli zamir faildir. Eşşaye mef'uldür. Bu yüzden mensuptur arkadaşlar. Aşağıdaki Arapça cümleleri Türkçe'ye çeviriniz. Hala aynı şey devam ediyormuş. Nuridu en nedbuha, en nedbuha hudil yani.
Şurabete decaci el yevme. Bugün tavuk çorbası pişirmek istiyoruz. Nuridu. Biz istiyoruz. Enne buha. Pişirmek. Pişirmeyi. İki şekilde mana verebilirsin. Nedbuha fiildir. Nahnu gizli zamir faildir. Şurabe ise onun mefulü. Şurabete. Şurabete decaci. Bu muzaf burada. Muzaf olduğundan tek fetha. Şurabete decaci el yevme. Zarf olduğu için fethayla okunuyor bu. Şurabe çorba demek. Decaci ise tavuk demek. İkiye bakalım. Her sabah Kur'an-ı Kerim'den iki sayfa oku. İkra oku ente sen. İkra veya ikra iyi değil mi? Müennes için de kullanabilirsin. İkra ente sen oku. Külle sabahin. Her sabah oku. Ne oku? Safheteyn. İki tane sayfa oku. Dergiden mi? Hayır. Minel Kur'an-ı El-Kerim'i. Sıfat, mensuf. Kur'an-ı Kerim'den her gün iki sayfa oku demiş. Üç. Evden çantasını alsın. Li'huz. Li te'huz da olur müennes için olsa mesela. Li huz o alsın. Li huz hüve yani minel beyt evden hakibetehu çantasını. Li te'huz desen desek yani kadın için desek o zaman hakibetehu değil de hakibete ha olur idi. 4. Bahçeye çıkmam, çıkışım mümkün mü? Bak çıkmam diyor görüyor musun? O yüzden en olması gerekir. Hel yumkinu mümkün müdür en ehruce ehrucu değil ce çıkmam çıkışım mümkün müdür iler hadigati bahçeye. 5. Okumanın faydalarını biliyorum ve öğrencilerime okumayı öğütlüyorum. A'rifu ene ben biliyorum. Fiildir ene gizli zamir faildir meful lazım. Bu yüzden mensup olacak kelime fevaidel kıraeti. Fevaid burada muzaftır. Bu yüzden el-kıraeti. Fevaidel kıraeti. Okumanın faydalarını biliyorum. Ve ensahu ene. Yine gizli zamir faildir. Ve ensahu nasihat ediyorum ene ben. Dullabi. Öğrencilerime bil-kıraeti okumayı. 6. Boş zamanlarında ne yaparsın? Mâzâ ne tef'alu ente. Sen yaparsın. Fi evkati feragike boş vakitlerinde evkat vakitler demek ferag boş demek feragike senin yani kendi boş vakitlerinde ne yaparsın diyor tekrar etmiş olanın boş vakit yok idi boşuna geçen vakit var 7. Künefe veya baklava yemek istiyorum uridu ene ben istiyorum en aküle yine buradaki şey söz konusu değil mi ekele fiilini muzari birinci kalıba getirirsen bir tane daha hemze eklenir. O zaman bunu siler ve gizli metaf yaparsın. Akül olur. En aküle. Yemek istiyorum. Burada akülenin faili ne? Gizli zamir. Enedir. Bu yüzden künafete. Bu kelime mensup olacak. Çünkü mef'ul oluyor. Künefe yemek istiyorum. Ev veya da işte baklava da olabilir diyor. Baklavete. Baklava veya künefe yemek istiyorum. 8. Tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgi ediniyoruz. Nahsulu elde ediyoruz, ediniyoruz. Ala ma'lumatin bilgiler ediniyoruz. An tarihina tarihimize dair ve sekafetina ve kültürümüze dair. Yani onlar hakkında bilgi ediniyoruz. 9. Madane turidine sen istiyorsun. Ente kuli yemek ya ümmi annem. Ne yemek istersin anne? 10. La ye'kulu lehmel hınziri. Domuz eti yemesinler. Yasak diyor bak. Nehy ediyor. Li ye'kulu yesinler lehmel haruf. Kuzu eti. El haruf kuzu. Lehm et demek. Bitmiş gibi gösteriyor. Bakalım bitmiş mi gerçekten de. Bir soru daha olması gerekirdi çünkü. Burada evet şurası var. Bu da son herhalde. Aşağıdakilerden hangisi lokantada garsonun sorabileceği bir sorudur diyor. Keyfe te'kulu hâda? Limâda hazarte huna? Limâda niye hazarte sen geldin huna buraya? Garson sorabilir mi? Öyle bir soru soramaz herhalde. Mâdâne turidu ente? Sen istersin en te'kule ente yemek. Ne yemek istersiniz? Evet aşık doğrudur. Şu saat kaçtır diyemez. Veya C'de men hâder racun. Şu adam da kim? Diyemez.
buraya niye geldin diyemez. Keyfe nasıl tek kulu yersin hala, şunu nasıl yersin diye soru soramaz. Ne yemek istersiniz der. 6. Bedev fiilinin nehy-i gaib çekimi. Emri gaib, nehy-i gaib çekimlerinden birisidir. A şıkkı la yebde olur mu? Olur. Gaiptir çünkü bak ya ile başlamış. C olabilir mi? Tebde. Tebde ne? Bu da olmaz. La tebde'u olmaz zaten. Çünkü merfu yazılmış. Oysa mezum olması gerekir. La tebde'i, la yebde'u. La tebde'i bu kalıbı yok zaten nehy-i gaibin. Çünkü burası gaib değil. Muhatap kalıbı değil mi? Müfettin örnek muhataba kalıbı burası. La yebde'u olmaz çünkü merfudur. Tebde olmaz merfudur. La tebde ne olabilirdi veya la yebde olabilirdi. Doğru seçenek nedir? A şıkkıdır. Bundan 2'ye geçiş yapıyoruz. Mehmuz fiilin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? İlk harfi illetli olandır. Doğru mu? Hayır. Yapısında şedde bulunan hayır. İllet harfi hayır. İllet hayır. Evet, E şıkkıdır. 7. Aşağıdaki fiil çekimlerinden hangisi anlamlı olarak olumludur? Litehuz. Olumlu mudur? Evet. Onun dışında her birinin başında la veya ma var. Demek ki D şıkkıdır. Nitekim arkadaşlar emri gaiptir bu ve emri gaip olumludur yani. Yapsın manasına gelir değil mi? Etsin, görsün, işlesin, yapmasın, etmesin değil. 3. Aşağıdaki mehmuz fiillerden hangisi emri hazır olarak çekimlenmiştir? Kul. Emri hazırdır. Bitti. Fazla sardırmışız galiba. Şuraya bakalım. 8. La temre el kube bil ma'i. Türkçe karşılığı nedir? La temre doldurma. El kube bardağı bil ma'i. Su ile doldurma. Nehy diyor. Nehy hazır. Suyu bardağa doldur diyor. Hayır, la var. Nasıl doldurulsun? Doldursun. Hayır arkadaş, la var. Bir olumsuzluk var. C şıkkı doldurma. Evet. Doldurmuyor kim? O. Burada o değil, sen var. Doldurmadı. Hayır. Geçmiş zaman değil ki. Muzari fiilin başına la gelmiştir. C şıkkıdır. Suyu bardağa doldurma. Yani sen. Nehy diyor seni. Nehy hazır bu. C şıkkıdır. 4'e bakalım. Yes'el nedir? Li olduğuna göre emri gaiptir. Hangisi emri gaip? C. 9. Uyumadan önce bir kitap okusun emretmiş değil mi? Kime? Ona. Yani sen oku demiyor, o okusun. O zaman emri gaiptir. Emri gaip nerede var? B'de var. Liyekra. O okusun kitaben kablen nem. Bitti. Diğerleri olabilir mi? Olamaz. Sadece emri gaip burada var. Liye veya lite olarak başlanması gerekirdi. Manaya dikkat edin yani. Emri gaibin manası nedir? Üçüncü şahsa emretmektir. Uyumadan önce bir kitap okusun. Buradaki fail, buradaki kim okusun yani? O okusundur. Sen oku olur mu? O zaman sen oku derdi. Okusun diyor. O okusun yani. O da nedir? Emri gaip olur. 5 ile 10'a bakalım. Fiil çekimlerinden hangisi nehy hazır? Nehy hazır olması için başta la olması gerekir. Hazır olduğuna göre la artı t olacak ve kelime meczum olacak. Hangisinde var? B ile D'de la var ve ardından t gelmiş ama meczum olan sadece D'dir. D doğru şık. Onda bir tercüme verilmiş ve Arapçası sorulmuştur. Öğretmenlerimiz bize daima okumayı öğütlerler. Okuma parçasında zaten geçmişti. Şimdi öğretmenlerimiz yani bizim öğretmenlerimiz değil mi? Öğretmenlerimiz, öğretmenler ve bizim. Nerede var bu? Yansahu nasihat ediyor. Na bize. Kim? Muallimu na. Bizim öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz tabiri. Yani muallimu ne? Muallimu ne? Na aslında değil mi? Muallimu ne? Cem-i müzekker sarimdir. Muzaf olduğu için nun düşmüştür. Na ise muzafın ileyhtir burada. Zamirdir bizim manasında. Muallimu ne? Oradaki nun düşüyor. Aslı ne bunun? Muallimune artı bir de na zamiri var. Buradaki na zamir ayrı bir şey. Muallimune cem-i müzekker salim. Bu muzaftır. Muzaf olduğu için sondaki nun düşer. Muallimu na kalır. Na ise zamir zaten, o başka bir şey.
bizim öğretmenlerimiz demektir. Bu tabir sadece buradan çıkıyor. Muallimuna burada da var değil mi? Muallimuna öğretmenlerimiz nasahu nasihat ettiler. Öğütlediler, öğütlerler. Devam ediyor oysaki olay. Yani geniş zaman. Dolayısıyla e olması lazım. Burada d'de geçmiş zaman. Dolayısıyla olamaz. C şıkkında bizim öğretmenlerimiz, yani iki öğretmen var. Muallimeta, muallima, tina. İki öğretmen değil mi? Sonra hem ne var bir de? Nasahat. Nasahat etti. Hem geçmiş zaman hem iki öğretmen var. Veya muallimat şeklinde cimid olabilir ama kadın öğretmenler. Yani problem şuradan çözebilirsin. Mazi burası. Nasihat etti. El muallimune öğretmenler. Öğretmenlerimiz değil. Burada ise emri gayip kullanılmış. Baştan alalım. A şıkkı. Emri gayip olduğu için liye görüyorsunuz. Liye artı kelimenin sonu cezimli. Emri gayiptir. Burada ederler diyor. Etsinler değil yani. A şıkkı emri gayiptir. Olmaz. B şıkkı öğretmenlerimiz manasında bir kelime yok. Olmaz. El muallimu da öğretmenler. Bizim öğretmenlerimiz manası yok burada. C şıkkı nasahat. Nasaha, nasaha, nasahat. Yani nedir bu? Bir defa arkadaşlar, tekildir. Aynı zamanda geçmiş zaman kalıbı. Burada öğütlerler, nasihat verirler, nasihat verdi değil, verirler devam ediyor. D'ye geldiğinde muallimuna öğretmenlerimiz manası burada var. Nasahuna burada ne var peki? Nasihat ettiler var. Ediyorlar değil, yine olmaz. Geçmiş zaman, şimdiki zaman farkı. E'ye baktığında ya sahu nasihat eder. Na bize kim? Nasihat eder, nasihat ediyor muzarifi. Kim? Muallimuna öğretmenlerimiz. Yani öğretmenlerimizin öğütleme işini şimdiki zamanda yapması yalnızca E'de vardır. Anlaşıldı zannedersem. Muallimuna bizim öğretmenlerimiz manası var. Bir de geniş zaman, şimdiki zaman yani muzari fiil var. Bu iki özellik yalnızca E'de var. Diğerlerinde yoktur.